hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Blank Gloria dinliyoruz. Hoş geldin Kaan. Hoş geldiniz hazırladım. Yanarım. Hoş geldin Ebru. Hah, hoca da geldi. Hemen hocamızı bağlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? Vallahi sizinle sohbet çok güzel oluyor. Telefonda biz konuşalım. Kimse duymasın bizi. Çok güzel konuşuyoruz. Olur hocam. Beethoven, Puccini, Poulenc. Poulenc'in çok güzel leitleri var. Atilla Çağdaş Değer bizim bugünkü konuğumuz. Kendisi çok değerli bir hocamız. Hacettepe Devlet Konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi. Aynı zamanda müdür ortaokul bölümünün. Hocam evet. Onu karıştırmayalım hiç. Evet. Önemli. Değersiniz. Başka neler var hocam siz? Şimdi hocamızın geçmişini, yani biyografisini okuyacağım ben. Çok ezberleyemedim, kusura bakmayın. Çünkü çok değerli şeyler var. Koro müzik eğitimine Kocatepe Mimar Kemal Lisesi korosunda başlıyor. İlgün Çebi BKT Kemal Özen ile başlıyor. Bu arada Kemal Özen benim eşimin babasının ismi. Aynı zamanda benim kayınpederimin de ismi Kemal Özen. Belki bir bağ vardır hocam oradan. 96 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. O yüzden mi siz halkla iyi ilişkiler içerisindesiniz hocam? Bilmiyorum. Çalışıyorum. Yani halkla ilişkiler okumuşsunuz yani. O yüzden çok iyi. Koroyla o yüzden bütün oluyor biliyorsunuz. Belki de onun sebebi bu. Aynı yıl Süreyya Çağlar, Doktor İknur Özel Göncü yönetimindeki Türkiye Polifonik Korolar Derneği Gençlik Korosu ve Profesör Aydın, Mustafa Apaydın özür dilerim, yönetimindeki TRT Ankara Gençlik Korosu'nun aldığı eğitimle Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde tam burslu öğrenci olarak kabul edildi. Bu arada hocamız Hamburg doğumlu. Hamburg da çok önemli bir şehir. Enrico Caruso'nun yaptığı çok önemli bir pastil var. Caruso pastili. Gidiyor eczaneye, diyor ki bana bunu yap, şunu yap, şunu koy, şunu koy. Ve Caruso diye bir pastil var. Hamburg'da satılıyor bir tek. Ciddi misiniz? Bilmiyordum. Evet, çok ilginç. Ondan sonra Hamburg aynı zamanda Mahler'in şehri. Mahler yıllar boyunca Hamburg Operası'nı yönetmiş. Başka kim vardı hocam siz söylemiştiniz? Brahms'ın şehri hocam. Brahms'ın şehri. Brahms'ı çok seviyorsunuz herhalde. Ben de severim Brahms'ı ama Brahms biraz fazla bana dini geliyor. Fazla religion. öyle mi? Evet, evet. Aslında. Yani o yönü, o, çünkü rahiplik okuduğu için gençliğinde onu da çok fazla konuşmazlar. Ve Vier Ernste Gesänge, yani Four Serious Songs, Him'den almış, yani İncil'den alıyor. Bas için yazıyor bunu. Ve inanılmaz şarkılar, yani çok zor söylemesi. Yani her basın söyleyebileceği şarkılar da ben denemiştim elimden geldiğince. Biz devam ediyoruz hocamızın özgeçmişini okumaya. Doktor Ahter Destan, Elnara Kerimova, Lyubomira Aleksandrova. Lyubomirova, bir Aleksandrova, Elena Pushkova ile çalışma olanı buldu. Elena Pushkova'yı duydum ben ismini. Ahter çok, hocayı herkes biliyor tabii ki de. Çok önemli hocalarımız. Gençlik koro üyesi olarak yurt içi ve yurt dışında çok sayıda akapella ve orkestra eşitliği konserde görev aldı. 2002 evet. yılında koro sanat dalından şeref derecesiyle mezun oldu. Ben devam edeyim. Biraz daha ileriye gidiyorum. Arada atladıklarım, yurt dışında var. Ankapella korosunun kurucularının içerisine yer aldı. Ahter Destan ile koro şefliği çalışmalarına başladı. Koro üyeliği şef yardımcının yanısına çok sayıda özgün eğitim projesi hazırladı. Yurt içinde ve yurt dışında konserde yer aldı. Koro ile katıldığı uluslararası festival yarışmalar şöyle. 48. Gudio da Arezzo uluslararası koro yarışması. İtalya'da 6. ödülü. 7. Macto Oberdorf. Uluslararası Oda Koroları Yarışması.
2001 Almanya Uluslararası İyi Düzey Koro. 21. Bela Bartok Uluslararası Koro Yarışması. Herhalde Macaristan'da şeyde oldu. Budapeşte'de değil mi? Debrecen'de. Debrecen. Ha, çok güzel. Evet. 34. Frolij Vokal Tour. Tura gittiniz siz. Vay. Evet hocam. Ben tur operasına söyledim bu arada. Uluslararası Koro Yarışması. Süper. Evet. Cezayir'de bir İtalyan Mustafa söyledim. 2005 Fransa Birincilik Ödülü. 2001 yılında Profesör Odette Gartenlaub. Doğru mudur? Doğru hocam. Verilen müzikal formasyon kursuna aktif olarak katılarak sertifika aldı. Aynı yıl Koro, Avrupa Koro Birliği'nde European Choral Association ilk Türk üyesi oldu. Çok önemli. Acayip önemli. 2002 yılından bugüne Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen koro şefliği, koro müziği konulu kurs ve çalıştaylara katıldı. Bu etkinliklerde Profesör Jörg Grün, Hermia Schlitzmann, Hans Johann Lustig. Hans Johann Lustig'le çalıştınız mı? Evet, tabii ki. Ben tanıyorum ya Hans Johann'ı. Ciddi misiniz? Evet, Filippo Maria Bressan, Lisanne Grasco, Iribot, Iriol Castagner, Sofio Gioldisi, Basilio Astules Dacue, Pandavan Prozdiş gibi ustalarla çalışma, onları gözlemleme olanağı buldu. 2003 yılında Silahlı Kuvvetler Banda Okulları Komutanlığı Meslek Yüksek Okulu'nda ilk sivil koro eğitimcisi olarak görev yaptı. Bu da çok önemli. Devam ediyorum. 2017-11 yıllarında atladığım şeyler olacak, kusura bakmayın. Çok güzel bir biyografi. 2017-11 yılları arasında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda koro dersleri verdi. 2012'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak kulak eğitimi ve koro dersleri verdi. Herkesi müzik eğitimi olarak özetlenebilecek bir yaklaşımla 2008 yılında bugüne gençlerin ve yetişkinlerin çocuk şarkıları söyleyerek düzeylerini geliştirmeleri konusunda öncü girişimlerde bulundu. Bu amaçla farklı korolarla çok sayıda konser verdi, ödüle layık görüldü. 2015 yılında müzik yeteneğini aramaksızın yetişkinlerden oluşturulan ağırlıklı olarak çocuk şarkıları söyleyen ve koro eğitimcisi yetiştirmeye odaklanmış Türkiye'nin ilk korosu olan Muammer Sun Eğitişim Korosu'nu kurdu. Çizgi çizdik mi hocam? Yani altına bir çizgi çizelim, bir daha yapalım diyelim mi? Türkiye'nin ilk korosu olan Muammer Sun Eğitişim Korosu'nu kurdu. Muammer Sun. Nisan 2019'da Revoice Uluslararası Vokal Topluluğu olarak kabul edilen değer, kuruluşundan bugüne Muammer Sun korolarının şefliğini yürütmekte. Ben de onur duydum. Bir provanıza geldim, seyrettim, sizleri dinledim. Çok onur duydum. Türkiye'deki çeşitli koro festivallerinde danışma ve değerlendirme kurulu üyesi olarak görev almakta. Yurt içi ve yurt dışında çocuk, genç, yetişkinler ve onları yetiştirecek eğitimcilere yönelik çalıştay, seminer ve kurslar vermektedir. Hocam, ben daha yani çok şey atladım. Sürçülisan ettiysek şimdiden affola. Estağfurullah hocam. Hocam, bu kadar değerli şeylere sahip olma, bu kadar nasıl söyleyeyim size? Hocam, en başta çocuklarla başlayalım istiyorum ben. Siz koroda söylemenin çocuklara ne gibi faydası oluyor? Ne gibi fayda veriyor? Nasıl tepki alıyorsunuz çocuklardan? Hocam, koroda söylemek çocuklar için yani herhalde bambaşka bir dünya. Onların kafalarındaki oyun dünyası ile gerçek hayat aslında çok örtüşmüyor. Çünkü gerçek hayatta dersler var, yapılması zorunlu olan ödevler var. Ödevler var. Ama bizim yani benim çocuklarla oyun dünyam, koro dünyam sanki bizim birlikte yarattığımız ve dış dünyadan tamamen bağımsız. Yani bilmiyorum, benim hayalim öyle. Bağımsız ve de orada gerçekten kendi alanımızı yarattığımız ve birlikte keşfettiğimiz bir yolculuk. Öyle söyleyebilirim. Beraber yürüdünüz ama siz ellerinden tutmuyorsunuz. Onlarla beraber yürüyorsunuz. Tabii ki. Onlar bazen bana rehberlik onlar yapıyorlar. Ben hoca olmaktan çıkıyorum. Onlar hocam oluyorlar. Peki hocam, çocuklar inanılmaz derecede nasıl söyleyeyim, saflar. Yani temizler, tertemizler. Ve direkt konuşuyorlar. Yani direkt böyle. Her zaman. Hiç anınız var mı çalışmanızda böyle size böyle direkt bir laf söyleyen ama hiç süzgeç yok yani arada hiçbir şekilde acaba bu yanlış mı oldu falan diye böyle bir anınız var mı çocuklarla çalışmanızda? Hocam
O kadar çok ki yani şimdi aklıma geliyor siz söyleyince yani bu program bitmez öyle söyleyeyim ama mesela Anlatın, anlatın, anlatın. Hayır, hayır. Ben duymak istiyorum, lütfen. bir tanesi var. Mesela biz bu ısınma sürecinde yıllar önce 2000 sanırım 5 ya da 6 olması lazım. Hacettepe Çocuk Korosu o zaman. Küçüklerle çalışıyoruz. Minik grubumuz 5 yaş grubu. Öğrencimiz şimdi büyüdüğü için adını da verebilirim yani büyümüştür mutlaka. Lütfen, lütfen. Ege. Çiğdem Hoca ile beraber kurduk bu koroları ve de ısınma sürecinde işte bizim bu beden devinimleriyle hareketlerle bir şeyler yapıyoruz ve çok böyle doğaçlama da bir süreç oluyor. Hem planlı hem doğaçlama. Ege parmak kaldırdı böyle öğretmenim senin galiba kayışların kopmuş filan dedi böyle. O kadar çalışma bitti bizim için orada. Ne güzel, ne güzel. Bu arada 23 Nisan'da bize sağ olun ve çok destek verdiniz. Yani o özellikle yüzyılın çocuklarını beraber seslendirmemiz gerçekten çok önemliydi bizim için. Ve yüzyılın çocukları yani yüzyılda yapılmış 23 Nisan çünkü bu yıl 100. yıldı. Ve ilk Evet. defa biz böyle bir marş yaptık Cihat Aşkın hocamızla. Sevgiler olsun Cihat hocamıza, saygılarımızı Evet, çok iletiyoruz. saygılar buradan. Evet. Evet, mutlaka o da seyredecekti. Ben az bir şey çalmak istiyorum arkadan duysun diye insanlarımız. Bu çocuklarımızın sesleri gerçekten çok temizdi, çok güzeldi. Bir dakika şimdi. Aylar öncesinden biz hazırlık yaptık ama pandemiden dolayı biz bunu güzel bir kayıt yapacaktık biliyorsunuz. Evet. Maalesef gerçekleşmedi. Hocam, Muammer Sun size ne ifade ediyor? Hocam Muammer Konudan Hoca konuya atladım. olsun. Muammer Hoca benim her şeyim. Çocukluğum, gençliğim, öğretmenliğim, müzik, hayatım. Yani Muammer Hoca şöyle benim için çok değerli ama aynı zamanda tüm ulusumuz için de çok değerli. Ya yani, Muammer Hoca bizim temelimiz. Yani o olduğu için biz yukarı çıkabiliyoruz. O olduğu için biz zeminde durabiliyoruz. Ve Korolar hala olarak. hayatta maşallah var. Geçen gün Sağlıklı, canlı çok şükür. yayındaydı. Evet. Maşallah var, enerjik. Ben Çok. ondan Maşallah. Van Bülbülü'nün ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Yani hala verecek çok şey var esasında o insanın. Ve Çok, şey dedi, çok. ya biz dedi bu Van Bülbülü'nün üstüne gidemedik, daha da gitmemiz lazımdı, araştırmamız lazımdı. Evet. Daha bile bir fikir verdi. Dedi ki 100 yıl için dedi çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Yeni şeyler olanları korumak, onun üstüne yeni şeyler koymak. Yani bu çok Kesinlikle. önemli. Yani şey demiyor, ya tamamen yıkalım, kaldıralım, yeni şeyler yapalım demiyor hoca. Hoca çok önemli bir şey söyledi. Yüzyıl için hazırlık yapalım, yeni şeyler ekleyelim, olanları yenileştirelim demiyor yani. Tamamen kaldıralım demiyor. Yeni şeyler ekleyelim, yani olanların üstüne ekleyelim. Bunlar çok önemli mesajlar, hocanın verdiği mesajlar. Yani peki hocam, solfej dersleri veriyorsunuz Evet. konservatuvarda. Sizce Evet. ritim mi, solfej mi? Yani hem ritim hem nota her şey. Yani solfejsiz bir müzisyenlik eğitimi olmaz. Ama ritim tabii çok önemli hocam. Yani ritim her şeyin başlangıcı bence. O yüzden yani ille de tercih edeceksem ilk önce ritim tabii ki. Ben şunu soracağım. Şimdi bugün Dilba Tokay'la konuşuyorduk. Yarın da o da bizim konumuz olacak. Violonsel üstadı diyeyim. Çok inanılmaz çalıyor violonseli. Cello. Onun söylediği bir şey var. Solfej derslerinde çocuklar bir şey öğreniyorlar. Ama hiçbir şekilde öğrendiği parçalarla yani bağ kuramıyorlar. Yani solfej dersi oluyor. Ondan sonra biz kalkıyoruz onlarla bir de parça çalışıyoruz. Oysa ki solfej derslerinde de çaldıkları eserleri uygulasalar o bir bağ olacak götürecek. Yani ne bileyim armoni dersinde mesela operada armoni dersi görüyorlar. Tabii ki bunun tekniği görmek lazım ama bir operayı armonik olarak incelemek çok önemli bence. Yani şimdi Mozart niye saraydan kız kaçırma operasını yazmış? Bunu bilmek lazım. Neden saraydan kız kaçırma? Ayrıca oradaki armoniler nereden gelmiş? Nasıl düşünmüş? İşte ne bileyim siz böyle eğitim veriyor musunuz? Böyle bir eğitim var mı sizin konservatuvarınızda? Hocam bence var. Şöyle ki her hocanın temel kaygısı budur. Verdiği dersin diğer alanlara çünkü sonuçta çok somut bir iş yapıyoruz. Yani solfej dersinde çocuğun öğrendiği tabii ki bir müfredatımız var ve o müfredatı yapmak zorundayız ama
o müfredatı işlerken çocuk enstrüman dersine gittiğinde ya da koro dersine geldiğinde o bilgi aktarımını yapabilmeli. Zaten bence müzik eğitiminin başarısı bununla ölçülür. Yani eğer öğrenci herhangi bir dersten aldığı bilgiyi öteki tarafa aktarabiliyorsa, hatta dönüştürebiliyorsa, o zaman o eğitim başarılıdır diyebiliriz. Ben bunun için çalıştığımızı düşünüyorum ama ne derece başarılı, hani o başkalarının ölçeceği bir şey. Estağfurullah, estağfurullah. Bu arada sorularımızı mümkünse eğer soru işaretli yere yazabilir miyim? İşaretli yerimiz var. Hocamızın telefonu uyumlu. O da iPhone kullanıyor. Ben de iPhone kullanıyorum. Lütfen soru işaretli yere yazın. Ortaya yazmazsanız sevineceğim. Çocuklarla pedagojik olarak nasıl bir iletişim kuruyorsunuz? Ben tekrar çocuklara geri geldim. Tamam. Olabildiğince içimdeki çocuğun sesini dinliyorum diyelim. Çünkü benim içimde hala 45 yaşındayım ama hala bir çocuk var. Empati kuruyorsunuz yani çocuğa. Yani tabii kuşaklarımız farklı. Benim içimdeki çocuk 70'lerin çocuğu. Yani 80'lerin çocuğu diyelim. 80 kuşağı maalesef. Ama onlar maalesef, 2000... Niye maalesef diyorsunuz canım? Aa. 80 kuşağı ya, biraz olun, problemli. Yok yok, oğlum, ben de o kuşaktayım. Ben de o kuşaktayım hocam. Yani ben zor, şanslı olduğumu düşünüyorum. Zor yıllar hocam yine de. Yani 60'lara yani 60'ları düşünürsek zor. Tabii 2000'lere baktığımızda yine bazı olumlu taraflar var. Kimi taraflar. Ama zor bir kuşak bence. Arada kalmış bir kuşağız. O şeyden sonra, 80 darbesinden sonra. Doğru. Ama biz de yolumuzu bir şekilde buluyoruz herhalde. Bula bula yaşlanacağız. Esasında biz şanslıyız bir açıdan. O zorluklar bize daha çok çalışma, daha çok işi koparma, daha çok üstüne gitme, araştırma, merak. Onu da konuşacağız. Peki çocuk hata yaptıklarında nasıl yaklaşıyorsunuz çocuklara? Veya bu yönden onları nasıl motive ediyorsunuz? Şöyle, solfej dersinde mesela benim şöyle bir şeyim var. Yani hata yaptığında çocuklar hatayı yaptığını kendisi söyleyebiliyor. Hata yaptım, yani biliyorum. Çünkü önemli olan orada hatanın yapılması ya da yapılmaması değil. Hata yapıp yapmadığını bilebilmek. Bu bence çok daha önemli bir kazanım. O yüzden de hata hepimiz, ben hep şey diyorum zaten, insanız, hepimiz hata yaparız. Amacımız, bütün çalışmamız o hata payını en aza indirmek. Ve de mümkünse, yani dersleri de bir prova gibi düşünürsek, mümkünse sınavlarda, konserlerde hata yapmamaya çalışmak. Ama şundan da çok kaçınıyorum. Hata yapma korkusundan dolayı çocukları bastırdığınızda çocuklar ya da insanlar bütün hatayı konsere ya da sınava da saklayabiliyor. O yüzden de hani benim genelde derslerim, bilmiyorum, bence böyle ama öğrencilerime sormak lazım. Hatanın çok hoş görüldüğü bir dersler ama o hatayı bir şekilde telafi etmeye çalıştığımız dersler. Burada bir soru vardı, ortaya yazmışlar. Kusura bakmayın, onu okuyacağım. Çocuk koroları için nitelikli eserler bulmakta zorlanıyor musunuz? Amacınıza göre değişir. Hedefleriniz neyse, ben konservatuar korom için nitelikli eser bulmakta zorlanmıyorum. Çünkü onların seviyeleri belli. Dolayısıyla hem Türk edebiyatından, Türk dağarcığından hem de dünya edebiyatından koro eserleri rahatlıkla buluyorum. Ancak eğer sorulan soru, koronun seviyesine göre nitelikli eserler bulmakta zorlanıyor musunuz? Evet. Her koronun seviyesine uygun, özellikle Türk koro dağarcığında çok eserimiz yok. Yok. Olanları seslendiriyoruz. Bazıları, yani bizde şöyle bir şey var. Türk koro müziğinde, yani çocuk şarkıları müziğinde ya kolay çocuk şarkılarımız var ya çok zor şarkılarımız var. Orta derecede şarkımız... Arada bir şey yok. Orta derecelerde şarkılarımız nispeten az. Ya da şöyle ikilemler var. Konusu itibariyle çok küçük çocuklar için uygun ama müzikal yani gerek ezgisi gerek uzunluğu, formu daha büyüklerin söyleyebileceği şarkılar gibi görünen şarkılarımız var. Aslında söylediği şey küçük çocuk için ama esasında müzik... Oktavı bilmeyenler, tekniği bilmeyenler yazmışlar zamanında. İşte ne bileyim, İstiklal neyse o konuya girmeyelim. Yani sol majör yazılmış, esasında mi majör indirilmiş. Yani böyle bir yani, şey var. Yani aslında bu çözülebilen bir şey. Bunu çözüyoruz ama hocam şey var. Bestecilerimizin çok güzel eserleri var. Ama bunların sayısı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, çok özür dilerim. Bizim en büyük problemimiz müzik eğitimcileri olarak bütün çocuk edebiyatını, yani müzik çocuk korosu edebiyatını bizim önümüzde olmaması. Ne demek? Bizim önümüzde temel dağarcık kitapları, temel notalar, ulusal bir nota basın evimizin olmaması
bizim Türk bestecilerin yazdığı bütün şarkılar, dolayısıyla bütün eserler, aslında Türk bestecilerin bütün eserleri için bu söz konusu ama koro müziğinde bu daha ihmal edilmiş bir şey. Neden derseniz, koro müziği çok para etmeyen bir alan ne yazık ki. Estağfurullah. Ne demek? Şöyle, yani orkestralar seslendiriyor profesyonel bir şekilde. Ama korolar... Ama telif ödemiyorlar mı? Evet, dolayısıyla da maalesef bestecilerimizin geçmişte yazdığı eserler, koro müziği için, çocuk korosu, gençlik koroları, yetişkin korolar için yazdıkları eserler çoğunlukla bestecilerin raflarında bekliyor. Çok azı bizim önümüzde görünür durumda. Dolayısıyla da o seçkiden bizim kendi korolarımıza alabileceğimiz eser sayısı çok az oluyor. O yüzden de Türk bestecilerin dünyadaki bütün bestecilere kıyasla çok büyük bir şanssızlığı var. Aynı zamanda da Türk koro eğitimcilerin çok büyük şanssızlığı var. Kendi bestecilerimizin eserlerini bilmiyoruz ve de onları sıralayamıyoruz. Ben hep onu söylüyorum hocalarımızla konuşurken. Yani Muammer hocamızın bütün eserlerini bilirsek eğer, hangi eserini hangi yıl hangi korolarımla yapabilirim bunu öngörebilirim. Çünkü ben mesela Yalçın Tura hocamızın Çocuklar Kardeş Oldu Mu diye bir eseri vardır. Yani muhteşem bir şarkıdır. Gerçekten muhteşemdir. Türk koro müziğinin bence kilometre taşı şarkılarından birisidir. Her anlamda hı hı. Örnek. Mesela o şarkıyı söyletebileceğim bir koro, ben Bilkent'te o zaman öğrenciydim ve öğretmendim aynı zamanda. Sanırım 6 yıl falan bekledim. Çünkü koronun seviyesi o şarkıyı söylemek için hazır değildi. Yani bizim çalıştırdığımız koronun seviyesi, başka koroların seviyesini bilmem. Hocam hemen o sorular yüzden... gelmiş, sorular gelmiş, özür dilerim ama... Şimdi mesela sizin öğrenciniz Bilgili Soyadlı var burada. Benim tanışmak istediğim Ozan. Bizim kayıtta da yardımcı olan. Sizi çok evet. özlemiş. Şarkı söylemeyi çok özlemiş. Ozan da Ozan klarnet çalıyor herhalde değil mi? Evet, çok iyi. Klarnet. Çok da iyi öğrencilerimizden. Evet, bütün öğrencilerimiz sesi de çok bayağı, iyi. Da... Yani sesi bayağı iyi, temiz söylüyor ve klarneti de tonunun da bence temiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ses teliyle alakalı bir şey bu. Klarnetten çıkan sesle. Çok iyi hocalarımız var. Onlardan birisi evet. Tolga hocamız. Tolga Yüksel hocamıza da buradan çok saygılar, selamlar. Ozan'ın hocası. Sevgiler, sevgiler. Ozan'a da buradan sevgiler. Evet. Soruları alıyorum ben buradan hocam. Burada sorular, birden bir soru geldi. Yeni besteler evet. üretiliyor mu? Üretilebiliyor mu? Yeni... Besteler üretiliyor ama üretilen bestelerin ne kadar kullanışlı olduğu, kullanışlıdan kastım çok bunu özellikle söylemek isterim. Kullanışlılık herhangi bir nitelikle ilgili bir şey değil. Ben böyle bir şey söyleyemem hiçbir eserle ilgili. Ama ne kadar korolara uygun bu soru işareti. Çünkü kullanışlılık, işlevsellik bence günümüzde çok önemli. Çünkü siz besteci olarak tabii ki özgürsünüz ve sonsuz çeşitlilik içerisinde yaratıcılık sürecinizde sonsuz yazı yazabilirsiniz. Ama bizim korolarımızın çok ihtiyacı var kolay eserlere, orta derece eserlere ve zor eserlere. Ama sadece zor eserlere değil. Yani yazılan eserler çok zor oluyor öyle mi hocam? Yani hocam şöyle, zor ya da kolaylık belki göreceli şeyler ama... Koroların mesela şöyle oluyor. Örneğin. Hocam tekniksel olarak açıklayın. Yani hemen atlamalar söyleyeyim. Atlamalar mı oluyor? Armonisi mi duyulmuyor? Altyazısı mı iyi olmuyor? Kastettiğim şey aslında mesela şey zorluk deyince besteciler ya da bazı insanlar şey diye algılıyorlar. Zor mesela tonal yapı ya da tamamen atonal bir eser. Hayır olabilir. Bunları söyleyebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı şey hocam. Bir, koroların sayısı belli. Yani korolardaki toplam gönüllü korolardan bahsediyorum. Üye sayısı çok evet. kalabalık değil. Yani değil. Biz 120-150 kişilik korolara sahip değiliz. O yüzden de diviziler çok arttıkça, yani ses katmanları çok arttıkça, sesler bölündükçe, örneğin Muammer Sum Korosu'nda bizim iki tenorumuz var. Etkin söyleyen. Şimdi bizim ama tenor bulmak zor hocam, her zaman zor. Hocam yani. her zaman zor. Mesela bas partisine bestecilerimiz yazıyorlar mesela mi mol fa aşağıda dolanan, oralarda dolanan hareketler yazdıklarında ben o eseri direkt elemek zorunda kalıyorum. Çünkü bir oktav yukarı çıkarttığınızda da etki çok zayıflıyor. Yani besteciye de çok uygun olmuyor gibi. Yani evet. Bizim ne yazık ki her koronun gerçeği farklı elbette. Ama koro yazısı, çocuklar kardeş oldu mu? Yani her söylediğiniz hemen buluruz hocam. Hemen buluruz. Evet hocam, sizden korkulur. Yani her koronun gerçekliği farklı, her koronun ihtiyacı farklı ama ortalama olarak daha böyle küçük formlu, daha küçük yapılı zor olabilir.
Ama mesela 15 sayfa eser çok güzel şarkıdır. Sözleri de Yalçın Hoca'nın, müziği de. Ben çocukluğumda bunlarla biliyordum. Yani TRT bunu yayınlıyordu sürekli. Şimdi yok. Evet. Şimdi maalesef. Ne yazık yani. Biz ama işte o yüzden şanslıyız diyorum hocam. Biz Hikmet Şimşek, bakın ben söyleyeyim size. Pazar günleri Hikmet Şimşek Hoca çıkardı. Ben de onu zoraki seyrederdim. Niye biliyor musunuz? Western filmi çıkardı çünkü arkasından. Western filmini kaçırmamak için. Yani ben klasik müzik dinlemek için değil. Hani doğruya doğru. Yalan yok yani bende. Ama evet. O beni inanılmaz derecede etkilemişti. Yani işte Hikmet Hoca'nın anlatması, açıklaması, hepimizi. Bu bağlantı kurması seyirciyle. Bu çok önemli. Ya ben bunu hatırlıyorum, bu şarkıyı hatırlıyorum yani Yalçın Duran'ı. Kesinlikle. Hocam TRT çok önemli bir kurum ülkemiz için. TRT'nin çocuk koroları, gençlik koroları gerçekten evet. Bir nesli, bir kuşağı, bizim kuşaklarımızı eğitti. Radyo Çocuk Saati, Bir Şarkı Öğrenelim, Haftanın Şarkısı, bu programlar, Hikmet Hoca'nın pazar konserleri. Yani bu programlar inanılmaz bir eğitim alalım. Aracıydı. Güzel alalım. Hikmet Hoca bir numaradır. Rengim Hoca bir evet. Numaradır. Rengim Gökmen bir numaradır. Ben çok severim hepsini. Bunlar değerlerimiz bizim. Gürer evet. Hoca bir numaradır. Ben çok evet. Severim. Hepsini çok severim. Evet. Yani bu ve Türk bestecilerini her zaman ön plana çıkarmış insanlar. İşte Muammer Sun hocamızın eserleri, ne bileyim işte Adnan Saygın hocamızın eserleri. Kendi bestecilerini daha çok ön plana çıkartmak. Tabii ki yabancı besteciler olacak, Beethoven olacak, Mozart olacak ama kendi bestecilerimizin eserleri de olacak. Konuyu ben şimdi dağıtıyorum, kusura bakmayın. Sorular var hocam. Arkada biz bunu dinleyeceğiz sürekli. Ben de çok severim bunu. Hangi Türk bestecisinin Doğu ve Batı sentezini gösteren bir örnek eser nedir? Şu anda dinliyorsunuz mesela. O örneklerden birisi. Yalçın Tuğra. Yalçın Tuğra Hoca'nın Yalçın Hoca'nın müziği, Muammer Hoca'nın müzikleri böyle zaten. Hem bu toprakların müziği hem de dünya, yani şunu söyleyeyim hocam. Hem Türk çocuklarının hem de dünya çocuklarının çok severek söyleyecekleri şarkılar, eserler. Yalçın Hoca, Muammer Hoca'ların müzikleri gerçekten. Hocam herhalde bu Beethoven gibi bir şey yazdı bu Çetin Işıközde hocamız. Çanakkale Oratorisi'nde tenor partileri o kadar sıkıntıdaydı ki söylerken 2 kilo verdik hocam. Demek ki vücudunuzu kullandınız Alper. Çok iyi bir şey. Yani iyi bir şey yapmışsınız demek ki yani. Çünkü şarkı söylerken vücudu kullanmak lazım. Sadece burasıyla değil işimiz. Peki hocam, koro eğitiminde ne gibi teknikler kullanıyorsunuz? Tekniklerden kastınız hocam. Yani öğretirken, yani, eserleri öğretirken mi? Alexander tekniği mesela var. Böyle bir teknik evet, teknikler çok var mı? Feldenkrais. Ondan sonra mesela Spalling diye bir teknik var. Doğaçlama. Amerika'da gösteriliyor bu teknik. Bilmiyorum. Şu an mesela Türkiye'ye girmemiş durumda. İnanılmaz güzel bir teknik ve bence koroda uygulamanız lazım. İnanılmaz faydalı olacağını. Tiyatral bir teknik ama koroda çok başarılı olacağını eminim. Yani doğaçlama yapıyorsunuz. Tamam Spalling hocam, not alayım. Spalling. Tamam. Size soracağım sonra, programdan sonra. Alexander tekniği, yani bununla ilgili çocuklarla, çünkü enstrüman çalan çocuklarımızın Alexander tekniğini bilmesi lazım. Duruş tekniği, kesin. Postür tekniği, nefes tekniği. Yani burada biz Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na 4 saatlik bir şey yaptık. Orada ben nefesi anlattım. Nefes nedir? Yani iyi koşucular iyi şarkı söyler o zaman diyor Güzin Hoca. Hayır dedim. Yani nefesi doğru kullanmak, nefesi kullanmak. Siz nefes egzersizleri de yaptırıyorsunuz. Ben gördüm Muammer Sun'dan. Çocuklarla peki nasıl nefes egzersizleri yapıyorsunuz? Çok merak ettim. Çocuklarla o eğlenceli süreç daha farklı oluyor. Yani büyüklerle de biraz. Yani benim zaten hocam yapmaya çalıştığım şey koro çalışmalarını olabildiğince keyifli hale getirmek. Yani onu bir motamot rutin içerisinde devam ettirmek değil, hep yeniliklerle. Tabii doğrudan şu tekniği kullanıyorum diyemem ama Kodai yaklaşımından, Orff yaklaşımlarından her eğitimcinin yararlandığı kadar yararlandığımı düşünüyorum. Dalcroze mesela ritim ve de bedeni kullanmak için çok önemli bir metot, evet. Dalcroze metodu. Ama bütün bunlar uzmanlık isteyen şeyler. Bizim bilgilerimiz... Sertifika önemli değil ki hocam. Yani... Elbette ama yine de hocam derin, yani bu metotla doğru, mesela doğru, Edwin Gordon'un, Amerikalı bir eğitimci, Edwin Gordon'un bir sistemi var, Gordon yöntemi. Yani o kadar çok yöntem var, o kadar çok yaklaşım ve teknik var ki bunlara hayat adamak gerekiyor. Biz okuduğumuz doğru. Ve de katıldığımız, yani
alabildiğimiz kadar alıp uygulamalarımızı zenginleştirmeye çalışıyoruz diyelim. Bugün bir saat konuştuk değil mi? Programından önce bir saat konuştuk. Ondan sonra da programdan yaklaşık önce bir yarım saat daha konuştuk. Yani ben dedim ki hocam sizinle konuşmak inanılmaz güzel. Yani ben çok zevk alıyorum gerçekten. Enerji çok güzel bir enerji. Pozitif enerji. Yani gülümseyen bir enerji. Paylaşım çok güzel. Çünkü paylaşım oldukça enerji de devam ediyor. Bunda da çocuklarımızı da görebiliyoruz. Yani bizim 15 tane çocuğumuz vardı. Bizim Cihat abinin yazdığı ve benim yazdığım çocuk marşında Yüzyılın Çocukları diye. Ve onlar Yüzyılın Çocukları olarak yüzyıla imza attılar. Bu çok önemli. Benim için çok önemli. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Hocam bir mukabele o enerji sizden geliyor. Bendeki sadece sizin enerjinizin yansımasıdır. Hocam peki bir koronun kalıcı olması için ne gibi şeyler yapması lazım? Çok zor soru. Dünyada kalıcı ne var ki koro kalsın? Yani şöyle. Neden öyle sorusunuz ya? TRT Gençlik Korosu hala devam ediyor. Tabii ama yine de hani kalıcı deyince böyle çok iddialı bir şey. Hocam ben şöyle düşünüyorum. Korolar organizmalar. Her organizma doğuyor, büyüyor, gelişiyor ve bir yerde başka bir şeye dönüşüyor. Ölmüyor. Toprağa karışıyor, bir şey oluyor. Şimdi korolara da ben böyle bakıyorum. Korolar doğuyorlar, güzel şeyler yapıyorlar ve içinden farklı insanlar çıkıyor. Koro şefi adayları çıkıyor, farklı koroları ateşleyecek kişiler çıkıyor. Her koronun bence bir doğum, gelişim ve de başka bir şeye dönüşüm süreci var. Yeter ki o süreçler güzel geçsin. Kalıcı olurlar diyorsunuz sonuçta. Evet, çünkü yani hiçbir şey yok olmaz zaten. Bu fizik, yani dünyaya aykırı. Ama bol bol kayıt yapmaları lazım bence. Kalıcı olmaları için bence kayıt yapmaları lazım. Kayıt çünkü kalıcı olur. Gelecek nesillere devam eder. Yani bu sadece audio kaydı değil, video kaydı. Şu anda herkes video seyrediyor. Biz mesela poster koyuyoruz, kimse ilgilenmiyor. Video koyuyoruz, 100 kişi seyrediyor, 200 kişi seyrediyor. Yani doğru. Çünkü şeye dayalı. Şimdi Requiem formu size neyi ifade ediyor? Müzikal ifadeyi geliştirmek için ne önerileriniz var? Kaan sormuş, tenor kendisi. Tenorlar burada bol. Okuyabildiniz mi hocam? Tamam, okuyayım. Müzikaliteyi geliştirmek için neler yapmamız lazım diyor. Yani sanırım çok dinlemek, çok okumak ve çok kendine bakmak gerekiyor. Yani hem dış dünyayı hem de iç dünyayı. Yani bu bir keşif süreci ve ne kadar okursanız, ne kadar dinlerseniz, ne kadar farklı insanla çalışırsanız beynimiz o kadar açılıyor. Dolayısıyla evet, kalbimiz de o kadar açılıyor. Ama öte taraftan da insanın sürekli kendini gözlemlemesi gerekiyor. Yani ben onu çok önemsiyorum. Hayatımda böyle birkaç an vardır. Dışarı çıkıp kendime baktığım ya da o bilmiyorum, ben öyle hissettim. O anlar bize çok şey öğretiyor. Hocam aynaya baktığınız çok belli. Çünkü habire sakallarınızdan şikayet ediyorsunuz. Yani doğruya doğru. Yani çok bakmayın lütfen. Çünkü aynaya bakmak, otokontrolü öğrenmek Şam'da, operada çok önemli. Eminim ki sizin yani enstrümancılar, ben Amerika'da gördüğüm zaman çok şaşırmıştım. Violonsel çalan bir öğrenci, Curtis'te aynanın karşısında çalışıyordu. Olağanüstü bir şey. Yani çünkü balerinler gibi, ne bileyim baletler gibi otokontrolü öğrenmek çok önemli ayna karşısında. Tabii. Hocam buyurun. Çok özür dileyerek, ayna orada aynı zamanda metafor bence. Yani aynayı şöyle düşünebiliriz. Aynanın içinden de geçebiliriz. Yani ayna hem bizi yansıtan şey hem de bizim ötemizde keşfetmemiz gereken dünyayı açan bir kapı olabilir. Bravo. O yüzden de hani müzikalite deyince çok böyle derin bir şey. Yani müzikalite nedir? Hiç bilmiyorum nedir. Ama yani çok okumak, çok dinlemek, çok sorgulamak ve çok kendine bakmak yanında başka dünyalara yolculuk yapmak. Yani bilmiyorum tabii bu nasıl anlatılır ama çok farklı zor bir şey. Farklı yönlerde çalışmak. Yani sadece müzik alanında değil. Ben mesela çocukluğumda biber satmıştım mesela. Yani ben de... ondan sonra Amerika'da Don Giovanni öğrenirken markette çalışmıştım. Kütüphanede çalıştım. Ondan sonra sahne direktörüyle takıştığımız için beni gişeye koydular. Gişede bilet sattım. Yani yapabilirsin. Yani insanlar araştırması lazım. Siz ne yapmıştınız hocam? Sayayım mı bütün yaptığım işleri? Lütfen.
Çocukken su satmak dışında Luna Park'ta çalıştım hocam. Daha müthiş. Daha yani çok daha küçükken, gençliğimde. Sonra baharatçılık yaptım. Astarcılık yaptım. Bilgisayar programcısı Neşe ablamın yanında çalıştım. Ondan sonra pizza dükkanında çalıştım. Bakkalda çalıştım. Yemek yapıyor musunuz? Yaptım. Yemek yapar mısınız? Yemek yapmayı çok severim. Ama hani çok ustayım diyemem. Ne katıyorsunuz? Baharat ne katıyorsunuz? Ne hocam koyuyorsunuz? Şöyle omlet konusunda iddialıyım. Onu söyleyebilirim. Bir gün size omlet yapayım. Tamam inşallah. Tamam hocam. Ama bence sevginizi de katıyorsunuz hocam yemeğin içine. Yani çalışıyorum. Çalışıyorum. Sürekli çalışıyorum. Çünkü çocuklar sizi çok seviyor. Çalışırken sevginizi de veriyorsunuz onlara. Sevginizi de katıyorsunuz. Bu çok önemli hocam. Sevgiyi çünkü vermek. Onlara, onlarda çünkü karşılıksız bir sevgi var. Onlarda karşılıksız yani karşılık beklemiyorlar o aldıkları enerjide. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Hocam zaten çocuklarla çalışmanın bence en güzel yanlarından birisi bu. Çocuklar öyle bir ayna oluyorlar ki asla orada şaşmıyor sizin karşıda gördüğünüz görüntü. Hocam direkt size bir soru var. Bana sormamışlar. Diyor ki Atilla hocam için soruyorum yazmış. Çok tatlı. Çocuk şarkısı bestelemeyi düşünüyor musunuz? Berkcan sizin öğrenciniz mi hocam? Evet, Berkcan aynı zamanda çok sevdiğim kardeşim. Ama bana sormuyor ama. Atilla hocama soruyor diyor. Çok şeker. Berkcan süpersin. Şöyle bestecilik tabii ki belli bir donanımı ve birikimi getiriyor. Yani o eğitimim yok. Bestecilik eğitimim yok. Yani ben buna katılmıyorum. Ben buna katılmıyorum. Hasan Uçarsu ile biz program yaptık. Hasan Uçarsu ne dedi biliyor musunuz? Onurcan Mert'e Eskişehir Üniversitesi'ne. Hocam benim armoni okumam lazım, bunu mu yapmam lazım, şunu mu yapmam? Hayır dedi. Hayır. Atla dedi denize. Yüzmeye çalış. Deniz dedi sonuçta, müzik dedi. Çok güzel bir şey söyledi. Atla dedi. Hiç korkma. Yap dedi. Ne yapabiliyorsan yap. Bestele tabii dedi. Yani bence ben ona güvenmiyorum. Yani armoni bilgisi, başkasından destek alırsınız, yardımcı olurlar. Ne bileyim. Ama bir şey çıkartmak, bir şey yaratmak çok güzel bir şey. Yani seslendirilmesi de çok güzel. Bilmiyorum. Siz de öyle düşünmüyorsunuz. Siz fazla mükemmelliyetçiyiz misiniz hocam yoksa? Estağfurullah. Yani Hasan Hoca iki şey söyleyebilirim. Hasan Hoca'nın bunu söyleme hakkı var çünkü kendisi besteci. Yani o onun hakkıdır ama benim değil. İkincisi de hocam yani beste yapmak çok iddialı bir şey, süreç bence. Ama içimden yaratıcı fikirler geliyor. Bir takım sözler geliyor, bir şeyler geliyor. Not ediyorum ama hani Çiğdem'i çok sıkıştırıyorum. Çiğdem Aytepe'yi, meslektaşımı. İnşallah onunla beraber yaparız. Çiğdem hocamızı da buradan sevgiyle analım. Ben tanışmıyorum kendisini ama videolarınızı da seyrettim. Ben programı hazırlanmadan önce kulağımı geliştiriyorum, dinliyorum. Çok önemli. Estağfurullah. Dinlemek çok önemli. Çiğdem hocamız da çok güzel piyano çalıyor. Çok güzel eşlik ediyor sağ olsun. Aynı zamanda evet, da çok güzel yönetiyor. Hele bir tane Çin şarkısı var. Onu böyle şeyli falan söylüyorsunuz. Onu gördüm. Neydi ismi? Unuttum ismini. Niva var. O iletişim korumuzda o şefimiz Berrak. Gizem Berraktaş. Ha Berrak Hanım. Evet. Çiğdem Hanım yönetmiyor mu orada? Yanlış mı söyledim? Yok. İletişim korumuzda Çiğdem. Özür dilerim. Yok. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet. Çok özür dilerim. Çiğdem'in Ertuğrul Oğuz Fırat korosu var. Yani beraber kurduk ama şimdi koroları biraz ayırdık. Çiğdem'in çok kaydı var ve çok güzel kayıtlar. Hocam bir soru daha var. Diyorlar ki sağlık çalışanlarını destek için kurmayı düşündüğünüz koro ile ilgili çalışmalarınız ne durumda? Şöyle çok güzel bir soru bu Yiğit Bey'den de. Bunu kesinlikle yapacağız bu normalleşme sürecinde. Yani gelecek döneme Ekim, Eylül, Ekim gibi bu kafamda ve olgunlaşıyor proje. Sanal korolarla da ilgili belki soru gelir. Gelmeden ben şey yapayım. Sanal koroların teknik altyapısını hazırlamak çok zor. O yüzden biraz ağırdan aldım ve işi durdurdum. Çünkü bunu yapan tek bir arkadaşımız var. O da gönüllü Muammer Sun Korosu'nda sevgili Muhammed Yusuf Şahin. Ama sanal koroların süreci başlayacak. Sağlık çalışanların çocuklarından da koroyu ve sağlık çalışanların da katılabileceği bir sanal koroyu kesinlikle yapacağız. Yani yavaş yavaş, çok yavaş yavaş çalışıyorum. Bir koro kendini geliştirmesi için neler yapmalıdır? Koronun kendini geliştirmesi, şefin kendini geliştirmesine çok bağlı. Yani o ikisi birbirini çok destekleyen şeyler. Bence çok konser dinlemeliler. Çok konser vermek de çok güzel ama çok konser dinlemeliler. Çok eser dinlemek lazım. Sadece İyi kötü ayırmamak lazım değil mi hocam?
Bence yani her konserden bir şey öğrenilir hocam. Ben öyle Tabii düşünüyorum. ki. Tabii ki. Etkinliklere katılmak lazım. Yurt içinde, yurt dışında olabildiğince, imkanlar doğrultusunda. Ama sanırım en önemli şey dinlemek ve sorgulamak. Merak etmek. Kesinlikle. Peki solist özellikteki seslerin koro söylemesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle, eğer koroda söylemek istiyorsa bu kişi çok güzel söyleyebilir bence. Çünkü bu tekniği var. Yani demek ki solistse sesini çok farklı şekillerde kullanabilme becerisine sahip. Ama eğer çok tek başına çıkmak istiyorsa bir sololu korolu bir eserde söyleyebilir. Yani böyle bir eser olabilir. Yani çok kişisel bir soru hocam bu. Bazı sesler var. Solist sesler. Yani çok bireysel olarak da çok harika bir sese sahip. Ama koronun içerisinde çok güzel söylüyor. Ama bazı sesler var ki şey diyor yani ben sesimi daha fazla şu hale getiremiyorum ya da bu formasyona sokamıyorum. O kişilerin kendi karar vermeleri gerekiyor bence. Yani koroda söylemek istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Şenol Talanlı hocamızı biliyorsunuz. Solist Bilmez Ankara miyim? Devlet Opera Balesi'nde. Bilmem. Çok severim. Kendisi bana dedi ki ben dedi opera solistine başlamadan önce koroda söyledim ve Muzaf. ansambulda söylemeyi öğrendim. Yani Tuncay Kurdoğlu da mesela bas, o da koroda söylüyordu. Ondan sonra başka kim vardı? Birisi daha vardı. Söyleyeceğim tenor gene operada ilk önce koroda söylüyordu o da. Evet. Yani koroda söylemek esasında zararlı değil. Faydalı. Tabii ki, Ben de tabii ki. söyledim koroda. Ne Tabii ki, olacak yani? tabii ki. Koroda söylemek küçük düşmek falan değil yani. Küçük Tabii görmek ki. değil. Yani kulağınızı Kesinlikle. geliştirmek, armoni kulağınızı geliştirmek. Ondan sonra beraber şarkı söylemeyi öğrenmek. Başkasını bastırmadan şarkıyı söylemek. Bağırmamak, kontrolü öğrenmek. Başkasını dinlemek, o armoniyi duymak çok önemli. Hocam ben mesela koroyu böyle tanımlıyorum. Koro aslında en başta bizim dinlediğimiz bir süreç. Yani diyorum ki insan ilk önce kimi dinler? Kendini dinler. Önce kendiyle ilgilidir Doğru. problemleri. Sonra yanındakini dinler. Çok yanımızda olan insanları dinleriz. Sonra yakınımızdakileri dinleriz. Ama onlar yine bizim tanıdıklarımızdır. Çok yanımızda değildir ama yakınımızdadır. Bir de başkaları vardır. Yani yoldan geçen Ahmet amca, Ayşe teyze. Onu da dinleriz. Fakat bu da yetmez diyorum. Öteki bizim için kimse, ötekileştirdiğimiz kimse, yani öteki diye karşıya zemine koyduğumuz, karşımıza aldığımız kimse, onu da dinleyebildiğimiz zaman koro oluyoruz. Yani sadece kendimizi değil, bütün dünyayı dinlemek. Hocam peki arada kalan seslerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Baritonlar. Şimdi erkek seslerine bir bas vardır, bir de tenor vardır. Kadın seslerine de alto vardır, soprano vardır. Arada kalan erkek sesleri baritondur. Kadınlarda da mezzo Mezzo. sopranodur. Kimlik arayışında oldukları için, kimliklerini kaybettikleri için sizce polise gitmeliler mi? Yeni kimlik başvurusunda bulunmalılar mı baritonları veya mezzo sopranoları? Ne Bence düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? böyle bir şey yapmasınlar. Onlar olmadan kesinlikle o güzel armonileri duymamız imkansız. Peki şöyle bir esprimiz de var. Altolar baslar kadınları, sopranolar üst tonları, tenorlar kendilerini severler. Arada kalan sesler baritonlar ve mezzo sopranoları da Kuz Severler Derneği sever. Sizce tenorlar pardon özür dilerim, gen havuzuna atlarlar mı? Yani tenordur. Yani her şeyi yapabilir. Ben de tenorum. Yani o yüzden tenorlara çok bulaşmamak lazım diye düşünüyorum. Hocam peki bu bizim tenor 16 çeşit tenorumuz var biliyor musunuz onu? Gördünüz mü? Hocam bazılarını programlarınızdan tanıyorum. Hocam mesela dini bütün tenor vardı. Nerede? Ha, ben mesela ergenleşmemiş tenor var hocam burada. Bakın ergenleşmemiş tenor. Ayağa kaydırılmış tenor ve düşük tenor var hocam. Düşüyor. Düşün. Uyur gezer tenor. Ondan sonra tembel tenor var. Bu ne hocam? Si bemolü düşünüyen tenor. Evet, Yemek çok tarifi önemli. veren tenor, Çok Zeybek önemli. tenoru var. Çok çok. Neredeydi? Bir dakika. Benim en çok sevdiğim bu. Dini bütün tenor hocam bakın. Çok önemli. Yani Hocam ama tenorsuz hayat. direktör tenor var. Tabii ki hocam yani Tenorsuz hayat olmaz tenorsuz hocam. müzik olmaz. Tenorsuz hayat olmaz. Yani doğru söylüyorsun. İmkansız. Tenorsuz ne opera olur, ne müzikal olur, hiçbir şey olmaz. Tenor Hiçbir şey olmadan olmaz. koro da olmaz hocam. Aynen. Ama tenorlar Hatta zor adamlar. Öyle değil mi? çok hocam. Zaten o yüzden tenor bulamıyoruz. Ankara'daki koroların en büyük problemi bilmiyorum diğer Neden? korolar ama Üst ton düşündükleri için mi? Kendilerini yani ben düşündükleri için mi? belki de hani Onu diyorum işte.
Koro'ya gelmekten daha keyifli şeyler buldukları için bilmiyorum. Ay ama Koro'da söylemek onları geliştirirdi yani sonuçta. Biz bunu bu programı yapmamızın amacı, sizin çıkmanızın amacı Koro'ların ne kadar değerli olduğu, sizin bir değer olduğunuz, Türkiye'ye bir de bir marka olduğunuzdan dolayı hocam. Sonuçta tenorlar da bir şekilde kendilerini oraya yani eğitim almaları lazım ki geliştirsinler kendilerini. Kötü bir şey demiyoruz yani. Hocam tenor belki öyle bir yaşam formu ki zaten gelişmiş olarak doğmuş. Hani ekstra gelişmeye ihtiyacı yoktur. Postür ne kadar önemli hocam şarkı söylerken sizce? Çok. Duruş? Ama çok önemli. Ama bu da kişisel bir şey. Yani kişiden kişiye de bence değişen bir şey. Yani birisinin şöyle durması rahat söylemesine yol açıyorsa ötekinin başka bir türlü. Yani ben çok klişelere inanmıyorum hocam. İşte herkes şöyle durmalı. Her beden farklı. Yok. Her algı farklı. Ve o yüzden de herkesin kendi duruşunu ve kendi aslında hayattaki duruşuyla da ilgili. Kendi yolunu bulma yolculuğu. Yani çok kolay değil. Mesela bende Kemal Paşa tatlısı var. Sizde baklava vardır yani. Öyle diyorlar ya, baklava diyorlar. Bendeki Kemal Paşa göbek var yani bende. Hocam bende de. Gayet bende de. Hocam peki bizim Kemal bu baritonlarla ilgili olan duruş pozisyonunu gördünüz mü? Bunu da evet biraz gördüm. Şimdi mesela Do'da böyle duruyorlar. Do, R'yi çıkartırken böyle bir enseden mide bu ayağı sıkıyorlar ve şöyle genişleme yapıyorlar. Ve burada bir Ku olayı var. Çok önemli. Fa ve Fa diyezde de şu hareketi yaptıkları zaman Fa diye çıkıyor. Bununla bana kızanlar var ama burada ben esasında ironi yapıyorum. İroni de nedir? Postür ne kadar önemli? Yani duruş çok önemli. Yani tabii böyle kasılmayacak, dümdüz durmayacak. Hayat bir kere sahne durduğu zaman şarkıcı hayatta olacak, nefes alacak, hareket edecek. Yani böyle park and bark diyorlar Amerikalılar. Yani bir yere park edip bağırmayacak, sürekli nefes alacak, devam edecek. Hocam peki çalıştırdığınız korolar içerisinde sizi gençler mi zorluyor yoksa çocuklar mı? Neden? Zorluyor tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Şunu sormadım yani hangisi daha zevklidir demedim. Bence ikisi de zevkli ama yani zorlandığınız kısım olmuyor mu? Hocam kesinlikle çocuklarla çalışmak hem çok keyifli hem de çok çok zor. Her koro provası benim için bir sınav gibi. Yani bana şeflik sınavı yapıyorlar gibi. Çünkü çocuklar canavar. Yani hiçbir şeyi boş bırakamazsınız. Anında doldururlar. Hı-hı. Ve de güzel doldururlar. O yüzden çocuklarla olan çalışmalar zaman zaman beni korkutur. Yani hele gerçekten. Mesela tabii hocam bazı durumlar olur mesela şu çocuk korosuyla bir şey yapar mısınız gibi. Yani hiç tanımadığım bu çocuklarla ben günlerce uyuyamam. Allah Allah. Tabii yani çünkü çocuk deyince işte o dediğiniz şey hocam dürüstler, çok dobralar, çok düzler, çok doğrudan. Yani diplomasi, ondan sonra politiklik böyle şeyleri bilmiyorlar. Yani pat diye söylüyor yüzünüze. Mesela ben sıkıldım diyor. Öyle bir şeyim vardı hocam. Bilkent'te anlatın. Böyle bir anım var. Çok güzel. Lütfen. Yani 99 ya da 2001 olması lazım. Bilkent Müzik Hazırlık Okulu'nda çocuk korosu çalıştırıyoruz. Hep parmak kaldırıyorlar o kuralımız. Parmak kaldırdı. Ondan sonra efendim dedim. Çok sıkıldım dedi. Yani bu o kadar önemli bir şey ki çocuk çok sıkıldıysa gerçekten sıkılmıştır. Yani orada o sorumluluk bize ait. Çok kolay değil. Peki soru soruyorlar mı hocam çocuklarımız? Çok, çok. Ama yani tabii bu soruların hepsini derste cevaplayamayabiliyoruz bazen. Ama mutlaka dersin sonunda bile olsa, çünkü dersin bir de yani oradaki akışını da bölmemesi gerekiyor. Mutlaka şey yapıyorum çıkışta. Neydi soracağın, neydi? Mesela çoğunlukla unuttum diyorlar. Böyle şeyler de oluyor. Bu arada ben de üstüme vazife olmadan bizim marş için çocuklarla çalışmıştım. Onlar da çok şekerler. Yani inanılmaz tatlılar. Yani ben duygularımı anlatamıyorum onlarla çalışırken. Hatta size davet ettim, gelemediniz ama eğer bir dahaki sefere kayıt için olursa onlarla tanışmanızı istiyorum. Ben o kadar de sizden mesela o yuvarlak oturuş olayı, birbirini dinleme, aynı zamanda birbirini hissetme, o konulara da geleceğiz. Peki hocam, bir koro karşınıza geldiği zaman, amatör bir koro, İlk yaptığınız şey ne? Saymak. Kaç adetler diye mi? Kaç kişi var? Kaç dünya var?
Ben de aynısını yapmıştım bu arada. Kaç tane çocuk var? Ya bana Evet. dediler ki 60 tane var. Emin misiniz dedim. Ben saydım. 53 çıktı. Çok önemli çünkü yani her birinin gözünün içerisinde bir saniye bile olsa bakıp bir iletişim kurmak hızlıca gerekiyor. Yani nasıl bir dünyanın içerisine girdiğinizi görüyorsunuz. Peki koro çalışmalarında uyguladığınız farklı, özür dilerim, Amerika'dan arıyorlar, çok özür dilerim, kestim. Estağfurullah. Koro çalışmalarında uyguladığınız farklı perspektifler ya da yollar var mı hocam? Yani çalışmanın gerektirdiği bütün o yolculuk içerisinde her şeyi mübah bizim için yapıyoruz. Yani bazen Şimdi, dalıyoruz. evet. Mesela bir filmin içerisinde film kahramanları oluyoruz. Bazen bambaşka olmayan bir dünya içerisinde geziniyoruz ya da bazen geriye dönüyoruz. Zamanda yolculuk yapıyoruz aslında. Bizde Hatta Master Yoda var. Siz Master Star Wars seviyor musunuz? severim, çok severim. Darth Vader de var burada. İki tane var. O süper. İki tane. Master Yoda biliyorsunuz nefes, nefes, nefes diyor biliyorsunuz değil mi hocam? Çok Kesinlikle. önemli nefes. Yani Kesinlikle. bizde de koroda da önemli, hayatta da önemli, ölürken de önemli. Nefes en önemli şey. Doğduğun zaman, doğduğu zaman nefes alıyor. Hayatta devam ediyor ve ölürken de nefes veriyor. Yani Evet. şan içinde ben şey diyorum. Bir, hayat nefesi. İki, şarkı söyleme nefesi. Üç, ikinciyi hatırlama nefesi. Biz çünkü nefes almayı unutuyoruz şarkı Çok doğru. söylerken. Çok doğru. Çok doğru hocam. Hocam peki tam olarak kavrayamadığınız, anlayamadığınız kavramları koristlere uyguluyor musunuz? Ya da onlara gösteriyor musunuz ya da? Şöyle söyleyeyim. Yani onların algılarını açmak için neler yapıyorsunuz? Öyle sorayım. Algılarını açmak için sanırım şaşırtıyorum her zaman. Yani bazen iyi, bazen kötü. Ama tam olarak algılayamadığım bir şeyi sanırım uygulamak konusunda çok korkak birisiyim. Yani önce onu sindirmeliyim kendi içimde. Eğer bende bir karşılığı varsa ve yapabiliyorsam karşıya yansıtırım. Mesela şeyde çok oluyor hocam bu. Bir takım eğitimlere gidiyoruz, şeflik eğitimlerine veya bir takım çalıştaylar oluyor. Çok ustalı arkadaşlarımız var, hocalarımız var. Onlar mesela notlar alıyoruz ya da İsimlerini söyleyin. Söyleyin isimlerini. Önemli. o çok fazla. Yani şimdiye kadar çalıştığımız bütün şefler. Yani hepsi birbirinden değerli. Mesela onların yaptırdığı bir şeyi hemen kendi koromuza uygulamak mesela benim çok yapabildiğim bir şey değil. Önce onu sindirmem. Kendi kafamda yoğurmam ve de karşıya yansıtmam gerekiyor. O yüzden sanırım bu konuda korkağım. Şimdi biz kulak burun boğazcılarla beraber, kulak burun boğaz doktorlarımızla beraber, profesör doktorlarımızla beraber terimler sözcüğünü update edeceğiz. Şimdi iPhone'da siz eğer software'ı etmezseniz çalışmıyor. Terimlerimizi de update etmemiz lazım. Bir hanımefendi yazmış demiş ki ses açarken eğlendirir. Esasında biz ses açmıyoruz, biz vücut açıyoruz. Ses dilini Evet. kapatmaya çalışıyoruz biz. Ses Evet. açılmıyoruz. Ya da Evet. sesi ısıtma derler. Ben operada, İstanbul Operası'nda kalorifere boğazını dayayan sanatçılar görmüştüm. Solist sanatçı. Gerçekten sesini ısıtıyor çünkü. Ya da ne bileyim ses soğutma dediği zaman buzdolabına mı girmek lazım? Yani Tabii ki. esasında kas soğutma, adrenalin seviyesini normale düşürme. Bu terimleri biz de inşallah umarım kulak burun boğaz doktorlarımız izin verecekler. Onlarla beraber bilimsel olarak bunları update edeceğiz. Elif Hanım sormuş. Elif hocamız çalıştırdıkları koroların ayrıca bir şan pedagogu var mıdır? Ayrı bir şan pedagogumuz yok. Burada da şuna inanıyorum. Eğer koro şefinin bir şan eğitimi ve geçmişi varsa, yani koro şefi sorumluluk alan insandır. Kendi korosunun bütün gelişimiyle ilgili sorumluluğu baştan alır. Dolayısıyla da Siz profesyonel eğer şan eğitimi aldınız mı hocam? aldım hocam, aldım. Tenor Çok kıymetli. olarak, tenor olarak ama değil mi? Şöyle hocam, ben aslında bariton olarak başladım. Çünkü çok açık Her değildi. tenor, her tenorun macerasıdır bariton başlamak. Yani her tenor başlar, o oradan başlar, devam eder. Hocam aslında sizinle mesela sizinle bu görüştüğümüzde çok istedim. Hep dilimin ucuna geldi abi. Bir türlü kendi derdimi anlatamadım. Hep başka Estağfurullah. şeylerden. Estağfurullah. Severek konuşuruz. Her zaman konuşuruz hocam. Benim sesim çok gerçekten dünyanın en sıkıntılı seslerinden birisi bence. Neden Neden? derseniz. Şöyle, Bilkent'te bizim okuduğumuz zaman 2 yıl hazırlık, 4 yıl lisans okuduk, 6 yıl okuduk hocam. Evet. İlk yıl, tabii daha önce korolarda söylemiştim ama yani azıcık tiz bir şey geldiğinde ben tenor partisi söylemiştim korolarda.
hemen falsetti yapıp bir şekilde onu atlatıyordum o süreci. Yani benim için çok kolaydı. Nerede geçiyordunuz falsete? Fadiyez'de mi? Hocam yok, Fadiyez'den çok önce. Yani ben re mi mol gelince, görünce öyleydim. Oo. Hocam şöyle söyleyeyim, benden ama do... kafasesini yukarıya taşımanız lazım her zaman. Ya ama işte yani şöyle bir şey bilmiyorum. İçgüdüsel olarak orada hop diye kolay bir yol buluyorum ve sesim hem gelişmiyor hem de bundan da rahatsız olmuyorum. Ama şeyde amatör korolarda söyleyeyim zaten. Ne zaman ki Bilkent'e geldim ve şan dersleri başladı. Hocam normal bildiğimiz hani tizdeki si do, yani normal do'dan bahsediyorum. Evet. Benden çok rahat gelmiyordu. O yüzden de benim ilk şan hocam Ahter Hoca. Ahter Hoca dedi ki yani sen tenor olacaksın ama hala tenor değilsin. Yavaş yavaş açılacak. Seni biz biraz bariton gibi çalıştıralım. Ama tizlerini de yavaş yavaş güçlendirelim. Orta tonları ve alt tonlarını biraz sağlamlaştıralım. Ve sen de biraz cesaret kazan. Yani benimle çok uğraştı Ahter Hoca. Ama Ahter Hoca aslında... kafa sesi ve falset her zaman doğru yoldur. Mesela dün konuşuyorlardı. Kafa sesi çalışmayan, falset çalışmayan tenor üst tonuna ulaşamaz. Hiçbir ses ulaşamaz esasında. Yani kadınlarda falset yoktur. Kadınlarda kafa sesi vardır. Evet. Kafa sesi olmayan Evet. bir şancı hiçbir şekilde koroda da olsun, soloda da olsun hiçbir şekilde üst tona geçemez. Çünkü bir sesin çevrim hareketi var. Passaggio dedikleri yer var. Onu Evet, halletmek için evet. mutlaka kafa sesi lazım hocam. Kesinlikle. Kafa Hocam sesi kafa sesi olmazsa. içinde kafa lazım. Yani Doğru benim hep orada söylüyorsunuz. söylediğim şey, yani o kafayı da çok meşgul etmemek lazım. Yani çünkü kafa çok düşününce her şeyi, mesela böyle şeyler, böyle zamanlarımız da oldu. Çok okuduk, çok dinledik, çok sorguluyoruz. Başka arkadaşlarımız şan derslerine giriyorum, başka hocaları izliyorum. İşte solistler geldiğinde provalarda orkestra, Bilkent Senfoni Orkestrası'nın provalarını zaten izliyorum. Hep bakıyordum nasıl nefes alıyor, nasıl ağzını açıyor, nasıl söylüyor. Çok düşününce de bir yerde çok güzel ama sonra hocam çok kafanız karışıyor. O yüzden Hocam üst tonları olmayan tenorlara ne denir? üst tonları olmayan tenorlara ne denir hocam bilmiyorum. Trajik bariton. Hocam. Hocam misi olmayan tenora ne denir? Tenör. Misi olmayan tenora. Bilemedim hocam. Minör. Minör. Uçan tenöre ne denir? Böyle komik sorularımız var. Biraz evet, bilmiyorum diye. Hocam. Gerçekten Planör. bilmiyorum. Planör hocam. Planör. Güzelmiş. Temiz tona ne denir hocam peki? Temiz tona. Evet. Yine bilemedim hocam. Hep bilemedim Clean, yerlerde. Clean ton hocam. Clean ton. Clean. Clean, yıkanmış tona ne denir? Bilemedim hocam yine. Yakın yakın Washington. Washington. Hani Washington tamam. Hocam şöyle yapalım. Şimdi bir saati tamamlıyoruz. Yayını burada keselim. Tekrar bağlanalım. Vaktiniz var değil mi? Sizin varsa tabii ki hocam. Benim var. Benim var. Muhteşem sohbet devam ediyor. Yani çok güzel gidiyor. Hava kararsa da önemli değil. Benim bu arada martılar bağırıyor. Mama istiyorlar. 2 dakikamız var diyor. Uyarı geldi. Tamam Biz hocam. Keselim tekrar bağlanalım olur mu hocam? Tamam hocam. Olur Bana hocam. bir dakika verin çünkü ben save etmem lazım yani şeyi Tamam yayını. hocam. Ondan sonra tekrar bağlanıyoruz. Tamam hocam? Tamam hocam. Siz de Tamam bir hocam. Su için hemen bağlanalım. Tamam hocam içeceğim. Herkes Sağ de olun. kahvesini alsın. Sohbete devam ediyoruz. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herife gençlik korusunu, çocuk korusunu dinliyoruz, pardon. Atilla hocamızı bekliyoruz. Hoş geldin Ebru. Merhaba Alper. Çok iyiler, evet. TRT çocuk korusu. Thank you.
şeyi bekliyoruz. Sorularınızı lütfen soru kutucuğuna yazarsanız, ben soruları, hepsi soruları alamadım, bütün soruları. Eğer sorularınız varsa soru kutucuğuna yazarsanız çok mutlu olacağız. Benim daha sorularım var ama Atilla Bey'e soracağınız sorular varsa lütfen oraya yazın. Hoş geldiniz. Atilla Hoca yok herhalde değil mi? Ha, buradaymış hoca ya. Pardon, kusura bakmayın hocam. Özür dilerim. Hocam bu eser kimin? Bu kimin? Cik 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 kimin? Yalçın hocamızın. O yüzden çalayım dedim biraz. Mehmet'le tanışıyor musunuz? Mehmet? Ya, oğlunun ismi neydi? Pardon, özür dilerim. Hasan Niyazi. Hasan Tura. Hasan Niyazi, pardon, özür dilerim. Çok severim. O da çok iyi bir şef. Aynı zamanda iyi bir besteci. Çok. Aman, çok, aman duymasın çok. Benim Mehmet dediğimi duymasın. Bana kızar şimdi. Çok da iyi kemancı. Bizim konservatuvardan mezun biliyorsunuz. Mimar Sinan'dan evet, mezun. Evet. Ben bizim dönemimizde okuyordu. Ben orada şan okurken o da... Hocam peki ben okurken orada da keman okuyordu. Keman. Aynı zamanda. Evet. Evet. Hocam siz garip terimlerle karşılaşıyor musunuz? Mesela diyaframına hava doldur. Ondan sonra diyaframındaki karın. Ondan sonra son nefesine kadar nefesini kullan. Tıslayarak nefes ver. Tornavida gibi sesi çevir. Kontrol kalemiyle üst tonunu kontrol et. Tonu çak. Sesi bir yere sok. Ondan sonra nefesini dişlerine gönder. Hohlayarak düşün. Sıcak nefes düşün. Santrifüj gibi. Alt tarafı sıkıştırırsan üst taraf çalışır. Küçük dilin orada havayı çevir. Böyle terimler var mı hocam? Sizde. Yani bende bu kadar egzantrik terimler yok hocam. Bunlar bayağı güzel terimler ama. Bunları update edeceğiz. Bayağı, çok yaratıcı. Diyaframına hava doldur diyenler var hocam Türkiye'de. Evet hocam, olabilir. Diyafram nefesini 6 adımda öğretiyoruz diyenler var hocam. Elektronlar takıyorlar diyaframa ve diyafram nefesi öğretiyorlar. Çok önemli. Bir de bir tiyatrocular var ya, diyafram falan diyor adam ama esasında vücudunu kullanıyor. Diyaframını kullanmıyor. Yani aynen. Diyafram esasında dünyanın en pasif kası. Biz onu aktif hale getiriyoruz başka kaslarla. Ne kadar üzücü değil mi hocam? Kesinlikle. Yani bunu da düzeltmek lazım bence. Peki bu bizim sorularımızdan son bir tane daha bir komik bir soru sorabilirim. Eğer tabii hocam. Verirseniz. Ses çökertmesi nasıl olur? Ses çökertmesi. Bilemedim hocam. Bunu da bilemedim. Kekik çökelek az biraz da fa diyez koyarsanız ses çöker hocam. Olur mu? Tamam hocam, deneyelim. Hocam peki çalıştığınız dönemde çocuklarla beraber aranızda hocam bir saniye bekleyin, kapı çalıyor. Kapıyı açmam lazım. Eşim tamam hocam. Kaldıran. Tamam hocam. Siz konuşursanız bir olur. Problem var. Bir saniye. İsterseniz ben de soruları cevaplandırabilirim. Eğer bildiğim yerden çıkarsa. Kuşlar şakıyor. Kuşlar. Çok şükür iyiyim. İlk defa böyle bir şey oldu. Kusura bakmayın. 76. konuğumuzsunuz. 77. konuğumuzsunuz. Yani komik bir olay. Dışarıya çıkmış eşim, kapı kapanmış ve dışarıda kalmış. Eve giremedi. Hocam çok çok güzel bence. Çok yani bunlar insanlık halleri, çok güzel. Doğa kusura bakmayın. Estağfurullah. Hocam mükemmel bir öğretmen olmak için neler yapıyorsunuz? Oh. Mükemmel bir öğretmen herhalde hocam benim bir sözüm var. Mükemmel öğretmen olmak için, yani mükemmel öğretmen ya doğmamıştır ya ölmüştür. Bilmiyorum ha. Ben mükemmel bir öğretmen olduğumu düşünmüyorum. Yani ben de öyle mükemmel bir müzisyen olduğumu düşünmüyorum. Ama siz mükemmele yakınsınız bence. Estağfurullah. Yok hocam, öyle demeyelim. Ben işimi iyi yapmaya, çok sevdiğim işimi iyi yapmaya çalışan bir insanım. Estağfurullah, estağfurullah. Peki hocam,
sorularıma devam ediyorum. Burada bayağı soru vardı. Onları sormadık. Hepsi gitti. Tekrar gelecektir mutlaka. Solo eğitim alan öğrencilerinizin onu sorduk. Koro çalışmalarında uygulandığınızı onu da sorduk. Koro için farklı vokaller yaratıyor musunuz? Yeni vokaller. Yeni vokaller. Yani egzersizler. Tabii her zaman. Her zaman. Yani koroya göre ya hocam şey gibi şan gibi aslında. Hani bir şan yani eğitimde bir kişi var karşınızda. Örneğin ben sizin öğrenciniz olarak gelsem benim bedenim farklı, algım farklı, sınırlılıklarım farklı, yapabildiğim kapasitem her şey farklı. Koroda da bu farklılıkların 30'la çarpıldığını düşünün. O yüzden de ben hep şey derim. Mesela aynı koronun, Muammer Sun korosunun bu haftaki çalışmasıyla gelecek haftaki çalışması arasında fark var. Çünkü bir hafta sonra gelen koro aynı koro değil. Bambaşka insanlar, bambaşka şeyler yaşadılar. Olumlu, olumsuz. Ben de aynı insan değilim. Dolayısıyla sürekli yenilemek gerekiyor. Daha doğrusu yenilik için yenilemek değil, duruma göre durumun gerektirdiği çözümleri anında üretmek gerekiyor. Ben sürekli değiştiririm. Hocam peki sıkıldım dediği zaman çocuğa, yani tabii ki çık dediniz, yani çıkabilirsin canım dediniz ama onu tekrar sıkmamak için ne yapmak lazım? İşte ben bunun üzerine çok kafa yordum. Yani şöyle, her dersten sonra, her koro çalışmasından sonra ben nerede hata yapıyorum diye başlıyorum olaya. Yani iyi yaptığım şeyleri değil de varsa daha çok kötü yaptığım veya yapamadıklarıma odaklanıp onları düzeltmeye çalışıyorum. Bence insanın kendi yaptığı dersi sorgulaması ya da çalışmayı sorgulaması bir başlangıç. Kaydetmek güzel bir şey mi sizce? Dersinizi kaydediyor musunuz? Bazen kayıt yapıyoruz. Ben orada mesela kendimi izlemeye katlanamıyorum hocam. Yani mümkünse hayır, benim hocam, üzerime... Yapmayın. Yo gerçekten konserlerde de öyle. Bu siz paylaştınız mesela Gülün Esen, Yalçın Hoca'nın çok sevdiğim eseri. O eseri ben çok daha başka bir şekilde duyuyorum kafamda ama yapabildiğimiz o oldu. Anladım. Ayna ile ilgili Shakespeare'in söylediği bir şey var. Bu arada veba döneminde Shakespeare inanılmaz derecede yaratıcı oluyor, biliyor musunuz? Bilmiyorum. İnanılmaz derecede eserler yazıyor. Bunlardan bir tanesi de Macbeth. Macbeth evet. Diyor ki Banquo ayna gösteriyor Macbeth'e. Macbeth kendisini aynada göremiyor ve diyor ki Banquo diyor ki sen aynada var ol, yani yoksan eğer diyor kendini göremiyorsan ileride var olamayacaksın. İnsan eğer kendisini aynada görmezse, aynaya bakmazsa ileride var olamaz. Yani kendi iç dönümünü görmesi lazım. Yani kendisini görmesi lazım. Ve otokontrol... Estağfurullah hocam. Yani insan kendi otokontrolünü öğrenmesi lazım. Kendini kontrol etmesi lazım. Bu arada güzel şeyler yazıyorlar ama ortaya yazmıyor. Ebru çalışkan araştırmacı, işine karşı idealist, mütevazi paylaşımcı canım Atilla hocam yazmış. Estağfurullah. Ondan sonra Nilper Hanım yazmış. Çocuk korusu çalıştıran öğretmenlerinize önemli vurgulayacağınız ilk üç öneriniz nelerdir? Soru kutucuğuna yazarsanız daha mutlu olacağız. Hocamız da görebilecek o soruları. Nilüfer Tatman hocamız aynı zamanda TRT Ankara Çocuk Korosu'nun şeflerinden Süreyya Hoca ve Fulya Hoca ile beraber. Çok da sevdiğim arkadaşım. TRT Çocuk Korosu'nu dinliyoruz bu arada. Yani bol bol kayıt yapın hocam siz. Siz bol bol yapıyorlar, kayıt yapın. Yapıyorlar. Yani yapıyorlar mutlaka da bol bol kayıt yapsınlar. Biz de çalalım onları. Evet, inşallah da bunlar yayınlanacaktır. Bence ilk üç şey herhalde öneri, yani çok fazla sevmek lazım işi. Yani sevgi tabii önerilecek bir şey değil ama bunu sorgulamalılar. Yani bu işi çok seviyorlar mı, sevmiyorlar mı? Çok çalışmak, çok dinlemek, çok okumak, çok sorgulamak. Yani bilmiyorum, ben böyle formülleştiremiyorum ben. Konservatuarlarda verilen eğitimin içerisinde kültür dersleri az hocam, değil mi? Yani programdaki derslerin aynısını veriyoruz ama ister istemez ağırlığı Mezopotamya'yı soruyor musunuz siz? Mezopotamya'yı sorusunu soruyor musunuz çocuklara? Mezopotamya sorusu. Nerededir Mezopotamya diye mesela coğrafya dersi? Mutlaka yapıyorlardır, işliyorlardır hocam kesin. Filizeli, o kadar da... Filizeli hocamız biliyorsunuz, Sebahattin Ali'yi biliyorsunuz. Sebahattin Ali de çok zamanında biliyorsunuz konservatuarda. Aynen, o eski çok... döneminde geliyor ve orada hem hocalık yapıyor hem de çevirmenlik yapıyor Almanca. Evet. Ve Filiz Ali hocamız Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda opera tarihi
dersi verdiği zaman böyle kültürel sorular sorar. Ve Şam bölümüne diyor ki, çocuklar diyor, Mezopotamya nerededir diye soruyor. Hiç kimseden ses çıkmıyor. Hiç kimse Tabii. cevap vermiyor. Ve ondan Çok... sonra bir kişi cevap veriyor. Diyor ki, hocam diyor, Mısır diyor. Hoca da diyor ki, şekerim dışarıya çık diyor. Benim dersimiz bitmiştir diyor. Yani konservatuarlarda genel kültürün biraz daha fazla olması lazım bence. Coğrafya bilgisinin. Ondan sonra çünkü yaşadığımız topraklarda nasıl olduğu, bu toprakların kaç tane komşusu var, nerede çevrili. Yani Mezopotamya'nın Mısır diyen bir insan bence bu ülkede doğmamıştır yani. Hocam tabii ama şöyle, Mezopotamya sorusunda da bir zorluk var bence. Çünkü Mezopotamya çok ciddi bir coğrafya ve de yani şu anda var ol yani de o zamanlarda var olmayan bir şey olduğu için bir devlet değil Mezopotamya, bir kültür tabii ki, alanı. Tabii ki. Bir dolayısıyla da hani bunu bilmek için birazcık daha belki zamana ihtiyaç vardır. Hani ben olumlu tarafından bakıyorum. Entelektüel yani mi olmak lazım? Şöyle bir kere Sabahattin Ali benim için çok çok özeldir. Çünkü onun yani her yazdığı kitabı herhalde okudum diyebilirim ve defalarca okudum. Hayatı zaten bambaşka bir yani ülkenin trajedisi. Filiz Hoca ile hiç tanışma şansım olmadı ama bence Filiz Hoca orada çok güzel bir şey yapmış. O soruyu ortaya atmakla aslında ne kadar çok şey bilmiyoruz ve ne kadar bildiğimizi düşünüyoruz. Herhalde esas evet. ders buydu. Mezopotamya sadece orada bir araç. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Çok doğru, çok doğru, çok doğru. Peki Türkiye'deki koro sanatının gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gelişiyor mu, geriliyor mu, ne oluyor? Nerede şu anda? Hocam sanırım dünyada hiçbir şey geriye doğru gitmez diye ümit ediyorum. Koro Türkiye'de gelişiyor bence. Korolar'ın sayısı artıyor. Bu güzel bir şey. Koroları kuran insanlar artıyor. Belki olumsuz bir şey. Yani güzelliklerimiz de var. Bunlar gelişim için güzel şeyler. Yani koroların sayısının artması iyi. Koroların nitelikli üretimleri de çok arttı. Bu da çok güzel. Ama koroları destekleyen kurum kuruluşların daha çok olması lazım. Ve de koroların çalışma mekanlarına daha çok ve konser verme mekanlarına çok ihtiyaçları var. Sanırım bunlar da çözülürse ve de daha güzel konser de... Konser mekanının haricinde prova mekanı da lazım size hocam. Öyle değil mi? Evet. En büyük sıkıntımız bence. Yani kendi sesinizi duyabileceğiniz şöyle bir 3 metrelik bir tavanı olan, ondan sonra ne bileyim geniş geniş rahat rahat oturabileceğiniz, hareket edebileceğiniz, yani hatta konserin provasını yapabileceğiniz bir yer olması mükemmel olur, öyle değil mi? Evet, en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi bu. Mekan o, ve de destek. Müzik ve disiplinler arası ilişkiler çok değerli. Yorumlar var burada. Bir tane soru var burada. Biraz negatif bir soru ama neyse. Türkiye'de koro müziğinin dünyadaki yerini nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de karşılaştığınız problemler nelerdir hocam? Dünyadaki yeri, dünyadaki temsiliyetle bence ilgili, ilintili. Ama Türkiye 80 küsur milyon, 83 milyon nüfusu olan bir ülke. Çok büyük bir ülkeyiz. Evet. Nüfusumuza oranla yeterli sayıda koromuz yok. Yani bizim yüz binlerce koromuz olması gerekiyor. Temsiliyetin sağlıklı olması için bence. Az. Çok az. Yani ben hep bu soruyu sorarım. Örneklem ve evren ilişkisi. Yani evren çok büyük ve örneklem çok az. Dolayısıyla da o örneklem, yani bizim şu anda sahip olduğumuz korolar Türkiye'nin koro müziği ne kadar temsil ediyor? Bu tartışılır. Ancak bence yurt dışına giden korolar, ellerinden geleni, bütün korolarımız geçmişten günümüze ellerinden gelen en iyisini yaptılar ve yapıyorlar ve yapacaklardır da. Olabildiğince ülkemizi, kendi birikimlerini, kendi korolarını ve ülkemizin de koro müziğindeki bulunduğu noktayı herhalde en iyi şekilde temsil etmek amacıyla gidiyorlar. O yüzden de az bile olsa giden koroların sayısı ya da temsiliyet oranımız bence olumlu izlenim bırakıyor. Ama daha gerçekçi, fotoğrafı daha gerçekçi çizmek için çok koromuz olması lazım. O çok koronun da yurt dışına çok çıkması lazım ve yurt dışından da çok koronun Türkiye'ye gelmesi lazım. İlişkiler sanırım Bravo. Bu noktada Barış için müzik olayına ne düşünüyorsunuz onunla ilgili? Barış için müzik. Hocam çok güzel çalışmalar. Yani bu Venezuela'daki El Sistema'dan örnek alınan projeler. Evet. Bence hepsi çok değerli. Yani yapılan her, benim bir sloganım var. İş iyidir. Yani eleştirmek çok kolaydır. Ben de eleştiriyorum. Ben en başta kendi yaptıklarımı ve kendimi eleştiriyorum ve tabii ki gördüklerini de eleştiriyorum. Ama öte taraftan da içimde bir Atilla şeyi soruyor hep. Ya hani beklentin nedir? Yani ülkenin koşulları bu veya yapılanlar bu. Koşullar böyleyse
bizim her yapılan işi sorgulayıp eleştirip daha iyisini yapmak için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben bir konuda eleştirmiştim onları. Kimle, hangi programda yaptım, kimle hatırlamıyorum şu anda. Leipzig'ten çocuk korosu geliyor evet. buraya. Ve onlar Boğaz'ı dolaşırken bir kayıt yapıyorlar bu çocuklarla. Ve bunu normal kayıtmış gibi gösteriyorlar internet ortamında. Ben Almanya'ya gitmiş olsam sizi sokakta çıkarken yani sokakta o şekilde ya da Boğaz'ın üstünde bir kayıt yapıp onu sergilemezler. Çünkü çok disiplinlidir Almanlar. Almanlar tabii ki böyle bir sosyal aktivite yapabilirler. Ama bu bir kayıtsa, Leipzig korosunu temsil edecekse bence yapılmaması lazımdı. Bundan dolayı ben kendilerini eleştirdim açıkçası. Bir de başka türlü de şeyler düşünüyorum ama söylemesem daha iyi ama barış için müzik, savaş mı var ki? Yani bir de onu düşünmek lazım. Neden barış için müzik? Yani barışmak tabii ki, barışçıl olmak. Benim abimin ismi Barış. Mesela Sevgi Soysal'ın yazdığı Barış adlı çocuk da benim abim. O oradaki Barış. Oradaki polis memuru da benim annem. Yani önemli değil ama ben Leipzig korosu açısından onu eleştirdim. Çok daha profesyonel şey yapılabilirdi. Ne bileyim Cemal Reşit'e salonuna gidilebilir. Orada bir etkinlik yapılıp, orada kayıt yapılıp ondan sonra sosyal etkinliği sanki kayıt gibi göstermemek lazımdı. Çünkü Leipzig çocuk korosu çok ünlüdür bence. Yani Almanların çocuk korosu, öyle değil mi hocam? Doğru düşünmüyorum, bilmiyorum. Hocam kuşkusuz sunumlarda hatalar olabiliyor ama bence hani niyet burada, yani niyetin iyi olduğunu düşünüyorum ama belki imkanlar dahilinde böyle bir şey oldu ya da belki tamamen bilinçsiz bir şekilde birilerinin çektiği bir şey yansıdı. Çok emin değilim, bilmediğim için. Yok, kendileri çekmişler. Kendileri çekip kendileri yayınlamışlar. Büyük bir ihtimalle etkinliklerden bir görüntü olarak düşünmüşlerdir. Yani hocam bir peki nihai... sizin çocukluğunuzda size bakıcılık olarak bakan bayan nereliydi? Onu bir anlatabilir misiniz? Onun bir etkisi oldu mu sizin yaşamınıza? Evet, Alman bir bakıcım oldu benim. Ben Almanya'da doğdum hocam. Evet. Alman bir bakıcım oldu Uşi. Çok yani hatırlıyorum onun yüzünü böyle şeyini. Çok disiplinli yani çok nadir gülümseyen. Ve de çok disiplinli birisiydi. Yani büyük bir ihtimal hayatta değildir şimdi. Nur içinde yatsın. Yani çok benim hayatımı şekillendiren insanlardan birisidir büyük bir ihtimalle. Belki de o disiplini oradan aldınız hocam belki de. Sanırım temelleri biraz öyle hocam. Ama sonuçta ben de Türk'üm ve Türkiye'de büyüdüğüm için de bir ortalama yakalamaya çalışıyorum hayatım boyunca. Nilüfer hocamız bir soru sormuş, bir tavsiyede bulunmuş herhalde. Özellikle sınırlı koşullarla okullarımızda koro çalıştıran öğretmenlerimize başta repertuar seçimi olmak üzere neler söylersin, neler tavsiye edersin? Çok teşekkür ederim bu soru için. En başta şunu önerebilirim. Koronun seviyesini aşmayan, çocukları zorlamayan, çocukları her anlamda sadece ses kapasitesini değil, onların o sınırlı çalışmalardan keyif almalarını, alma fırsatlarını da kaçırmayacak derecede kolay, güzel ama gerçekten çok iyi kurgulanmış müziklerle. Yani çok basit bir şarkı çalışabilirler ama o şarkıyı öyle bir sunabilirler ki dinleyenler hayran kalır. Bizde biraz sanırım bu karışıyor. Yani müzik mesela geçenlerde Burak'la sanırım konuşuyorlardı. Lorenzo Donati hatırlamıyorum çünkü çok fazla yayın vardı. Lorenzo Donati çok önemli bir İtalyan koro şefi ve İtalya'da aynı zamanda yani İtalyan ulusal koro müziğinin gelişimi için şu anda çok ve de dünyada da çok bilinen bir koro şefi. Lorenzo şunu söyledi. Mesela bazı şarkılar var dedi. Şarkı olarak gerçekten çok böyle hiçbir şey ifade etmiyor. Yani ezgisel rahat. Ama sözleri güzel. Özür dilerim. Geliyor mu hocam buradasınız. Sesim? Devam edin hocam. Geliyor. Lorenzo dediniz. Orada bir kesinlikle tekrar anlatır mısınız Lorenzo'yu? Tabii ki. Lorenzo şöyle söyledi. Bazı besteler yapılıyor çocuklar için. Çocuk şarkıları yapılıyor. Çocukların söyleyebileceği sözler evet söz olarak. Fakat ezgileri o kadar yani onun tam tabirini kullanmayayım ama o kadar saçma ki dedi. Hani çocuk için bir şey ifade etmez o müzik. Çünkü müziğin kurgulanması doğru değil. O yüzden de kalıcı değil ve de hocam çocuklar yani çocukları biraz 22 yıldır çalışıyorum çocuklarla. Çocuklar netlikten, kesinlikten hoşlanıyor. Belirsizlikten hoşlanmıyorlar. Yani çocuklara kuralları çizdiğiniz zaman
evet kabul etmiyorlar ya da kızıyorlar ama o kurallara uyuyorlar, bu eğilimdeler. Dolayısıyla çocuklara Anladım. verilen müziğin de çok gerçekten çocuklar için yazılmış müzikler olması lazım ve bence Güven de çok önemli değil mi hocam? Güven, yani karşı sizin güven almanız, yani size güvenmeleri, çocukların güvenmeleri, ondan sonra büyüklerin güvenmeleri. Esasen çocuklar güven duygusunu ergenliğe kadar şey olmuyor, gelişmiyor güven duygusu. Güven duygusu ergenlikten sonra gelişmeye başlıyor daha çok. Orada mısınız hocam? Hocam şimdi bir kesinti oldu. Şimdi buradayım. Evet hocam, Ha, sizi duydum. güven duygusu dedim, ergenliğe kadar gelişmiyor esasında. Güven duygusu ergenlikten sonra gelişmeye başlıyor. Güven duygusu çok önemli değil mi hocam? Çok hocam, belki de koro eğitimcilerinin, koro şeflerinin sahip olmaları gereken en önemli özellik bu. Güvenilir insan olmak. Yani karşıda çocuk ya da genç veya yetişkin size güvenilirse eğer, birlikte müzik yapmanız bence çok daha kolaylaşıyor. Ama Aycan, pardon. çok çok özür dileyerek, güven tesisi çok zor, kaybetmesi çok kolay bir olgu O bence. inanılmaz, inanılmaz. Dostluk kurmak, dostluk ya olmak çok zordur. Kaybetmek tam bir dakikada kaybedersiniz dostunuzu. Aynı Kesinlikle. şekilde. Hocam peki Aycan sormuş, demiş ki koro şefliği bölümünün kurulmasının koro müziğine ne derece katkısı olur? Çok katkısı olur ve çok katkısı olacak. Öyle söyleyeyim. Konservatuarlarda Yani koro şefliği bölümü yok şu anda, değil mi? Yani eğitimi verilmiyor. evet, şu anda yok ama güzel haberler belki yakında gelir. Çok güzel, çok güzel. O üstatlardan, yani mesela Gökçen Hanım var, Mete Bey var, işte ne bileyim, ben anlatmayayım şimdi, isimlerini sayıyorum ama bizim programlarımıza çıktılar sağ olsun. Burak hocamız var, Cem'i Evet. var, siz varsınız. Yani onlarla hep beraber bir kurultay kurup, bir Sansev Vakfı var mesela İstanbul'da. Çok güzel bir yarışma yapıyorlar. Bu sene olmadı herhalde, değil mi? Yapılmadı bu sene Evet, pandemiden çok güzel dolayı. bir festival, Sansevi'nin Uluslararası Koro Festivali. Ülkemizde tabii bu festival, şenlik, bu organizasyonlarının ilk mayası Ankara'da atıldı, başkentte atıldı. Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nin Türkiye Korolar Şenliği. Bu yıl 25.sini yapacaktık ama bu salgından dolayı yapamadık. Aslında hocam, ülkemizde koro müziğin geliştiğini de buradan görebiliyoruz. Koro müziği etkinlikleri çok arttı. Koroların sayısı arttı, şeflerin sayısı arttı gibi. Yani normalde arkadaşımızın, sanırım Kıvanç, benim çok sevdiğim arkadaşım hoca. Kıvanç'ın da sorduğu şey, evet akademik anlamda koro şefliği eğitimi yok. Ama bu alanda gönül veren, bu alana emek veren çok insan var ve çok insan da yetişmeye başlıyor. Bir şekilde Çok güzel. kendilerini yetiştiriyorlar, korolar kuruyorlar, bu etkinliklere katılıyorlar. Dolayısıyla da Türkiye'de koro müziğin önü bence çok açık, yeter ki çalışalım. Hocam Aydın Gün hocamızı biliyorsunuz. Aydın Gün hocamız bizim İstanbul'da sahne Operan. hocamızdı. Evet. O İstanbul Operası'nın kurucusu. Ankara'da Evet. inanılmaz derecede reji yaptı. Şu anda rahmetli oldu. Işıklar içinde Efsane isim. olsun Evet, nur hocamız. içinde yatsın. Aydın Gün Evet. hocamız bir şey derdi. Kulak o kadar pis organdır ki basit müziği çabuk algılar, komplike müziği geç algılar. Çocuklar operada %80, bu işin %80 yapmak dinlemektir derdi. Dinleyin Çok çocuklar doğru. derdi. Gidin görün, seyredin, izleyin, takip edin, merak edin, dinleyin derdi. Hep sürekli dinleyin derdi. Yani kulağınızı geliştirin derdi kendisi. Ben onun dediğini 2003 yılında akademide, okuduğum akademide, Amerika'daki akademide gördüm. Strauss Elektra öğreniyordum. Orada Orest öğreniyordum. Aldım Evet. müziği, açtım Strauss'u. Hiçbir şey anlamadım, basmadı kafa. Yani bir Estağfurullah. dinledim, iki dinledim, 100 defa dinledim ilk hafta. Anlamadı. Anlamadı müziği. İlk 100 geçti. 250'ye geçtik ikinci hafta. Bir şeyler anlamaya başladı. 300'den sonra renkleri görmeye başladı. Evet. Yani beyin onu öyle algılayabiliyor. Yani Kesinlikle. herkesin algılama yönü farklıdır. Benim de 300'den sonra oluyormuş mesela. Yani ben de onu, yani Estağfurullah. ben bir de şöyle bir şey var. Nabucco operasını mesela öğreniyordum. Nabucco bir haftada öğrendim, bir haftada ezberledim, 2 haftada. Yani öyle de bir şeyim var, özelliğim var. Yani herkesin farklı yönde çalışması lazım, öyle değil mi hocam? Kesin, Yani kesinlikle hocam. kendini yoğun çizmesi lazım. Yani çalışmak, çalışmak, çalışmak diyoruz biz. Ama bunun bir nasıl yolu olması lazım? Siz nasıl tavsiye edersiniz? Hocam bence işte orada insanın kendini dinlemesi çok önemli. Kendine uygun, yani 10 saat çalışmak değil ama 1 saat çok
iyi sindirerek ve çok odaklı çalışmak. Yani bazen böyle arkadaşlarımız oluyor, işte saatlerce çalıştım. Yani güzel, saatlerce çalışmak da çok güzel bir şey ama çok odaklı ve işlevsel çalışma. Tabii ben de bu yolları çok bulduğumu söyleyemeyeceğim. Yani hani ben de bunları hallettim, bitirdim. Ben de odaklanma sorunu çok yaşıyorum estağfurullah, günümüzde. Estağfurullah, estağfurullah. Suzuki tekniğine ne diyorsunuz hocam? Suzuki tekniği yani hakkında. Başlı başına ana dille öğretim çok zaten önemli bir yol, yaklaşım. Suzuki'nin o Sevgi Her Şeydir diye çevrilen bir kitabı var. Jülde hocamızın çevirdiği. Onunla hani ana dilde onunla okudum Türkçe ama İngilizce kaynaklardan biraz takip etmiştim. Suzuki yöntemi bence ülkemizde de çok gelişiyor. Bunun için çok çalışan hocalarımız var. Ve ana dilden yaklaşım, yakın çevreden yaklaşım, kulaktan önce dinleyerek çalma, dinleyerek söyleme çok mantıklı ve de zaten bizim korolarda da bir şekilde yararlandığımız bir yol. Çünkü mesela notadan işte iki temel yaklaşım var diye düşünürüz yöntem. Notadan öğrenme, kulaktan öğrenme. Sanki notadan öğrenme çok böyle üst düzeymiş, kulaktan öğrenmek de çok alt aşağı bir şeymiş gibi anlaşılır. Halbuki biz elimize notayı aldığımızda gözümüzle notaları duyuyoruz, doğru. Yani amacımız bu müzik eğitiminde ama evet, kullandığımız organımız, temel organımız kulak ve beyin. Dolayısıyla da her iki yol iç içe geçen yollar. Birbirinden ayırt edilmesi çok zor yollar. Doğru. Hocam peki neden insanlar şarkı söylemek zorundadır? Yani neden şarkı söylemeleri lazım? Zorunda değiller ama neden herkes şarkı söyleyebilmeli? Öyle değil mi hocam? Tabii ama bu bir zorunluluk değil. Yani bence çok şey, yani şimdi düşünüyorum bunu. Evet, buyurun, konuşun lütfen. Estağfurullah. İnsanlar şarkı söylemeli demiyorum ben. Hani böyle meli malı gibi bir şey söyleyemem. Haddimi aşar ama insanlar bence şarkı söylerse... Özür dilerim, ben haddimi aşıyorum. Bence yok, herkes şarkı söylemeli. Siz ben bunu hatta bilime dayandırarak böyle bir şey göstereceğim. Siz buyurun, devam edin. Ben küçük sadece şöyle bir şey. Hani insanların farklı zamanları var. Toplumlar gibi. Şarkı söylemek istedikleri zaman şarkı söyleyebilmeliler. Tek başına avaz avaz. Birlikte şarkı söylemek istedikleri zaman birlikte söyleyebilmeliler. Ve bazen de herkes bir kişiyi dinlemeli veya kendini dinlemeli. Yani bu zamanı insanlara verebilecek bir hayat organizasyonumuz olmalı. Böyle olanaklarımız, seçeneklerimiz olmalı. Çünkü bazen biz çok konuşuyoruz ve dinlemiyoruz. Bazen de hiçbir şey konuşmuyoruz, izin verilmiyor. O yüzden de susmak da, dinlemek de insan hakkı olmalı. Özgürce. Doğru. Ama ben eskiden evlerimizde şarkı söylenirdi. Annemiz, babamız. Mesela benim eşim şarkı söylüyor. Ben sus arada bir falan diyorum ama esasında yanlış yapıyorum. Şimdi mesela şarkı söylemenin niye? Hocam, sağlığa giden yol, çok, sağlığa giden yolda... Hocam çok, buyurun. Çok özür diliyorum. Eşinize niye sus diyorsunuz onu anlayamadım. Ya şakası yolu söylüyorum ya. Yani hiçbir zaman ona o işin şakası. Ya olur mu onu susturmak, tamam, olur mu? O şan hemen, dersi aldı. Hemen. Şan dersi alıyor. Olur mu onu susturmak? Süper. Hemen iletişim korumuzu alalım. Kapıyı açtım. Ya kapıyı açtım yani. Sizi yalnız bıraktım. Çok özür dilerim. İlk defa böyle bir şey oldu canlı yayında yani. Estağfurullah. Şimdi bakın. Sözünüzü kestim. Özür dilerim. Estağfurullah. Sağlığa giden bu bizim moment. Yani motivasyon getiren insan. Soğuk algınlığı ve gribi önlüyor. Sağlığa giden yolda şarkı söyle. Şarkı söylemenin olumlu etkileri, bize olumlu etkileri. Kan basıncını düşürüyor. Koroda şarkı söyleme kalp atış hızını arttırıyor. Duruşunuzu geliştiriyor. Doğru. Şarkı söylerken göğsünüz genişliyor, sırtınız ve omuzlarınız düşüyor. Abdominal Doğru. kaslarınızı ayarlıyor. Karın ve interkostal kaburgalar arası kasların hepsi şarkı söyleyerek tonlanıyor. Ondan sonra astım, amfizem ve pulmoner fibrozisi rahatlatıyor. Şarkı söylemek endorfinleri sisteme salgılamasını sağlar. Sizi enerjik ve canlandırır. Tıpkı çikolata gibi ancak vücut içinde aerobik egzersiz sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Şarkı söylemek hücrelere oksijen sağlayan dolaşımı iyileştiriyor. Antikorları arttırıyor. Deneylerde provadan sonra şarkıcılardan alınan tükürük de antikor salgısını arttırdığını gösteriyor. Sağlıklı akciğerler, özellikle pandemi döneminde insanlar şarkı söylemesi lazım diye biz söylüyorduk. Diyor ki şarkı söylemek daha derin nefes almanızı sağlıyor. Böylece akciğerlerinize daha fazla oksijen gidiyor. Aerobik kapasiteyi geliştiriyor ve kas gerginliğini
serbest bırakıyor, azaltıyor. Süper. Ve bunu, bunun da dayandığı yerler var. Yani söyleyeyim mesela bir tanesi Culture of Goat of Health Campaign, Professor Graham Veitch, Institute of University London, Study of Sydney, Frankfurt University, Study of Bjorn Wyckoff, Stockholm University. Yani hepsinin kaynağı var. Biz uydurmuyoruz bunları. Tabii ki. Study of University of Surrey, Study of Gothenburg University, Royal Brompton Hospital. Yani bunların hepsi kaynaklı. Zaten kaynaklı vermek lazım insanlara. Öyle kafadan, yukarıdan şeyle söylememek lazım. Peki hocam, konsere gelelim. Konserden önce neler yapıyorsunuz? Konserden önce yani çok fazla çalışmayı ben doğru bulmuyorum. Konsere kadarki çalışmalar zaten nereye kadar ne yapıldıysa yapılmıştır. Ondan sonraki süreç olabildiğince sahnedeki sürece hazırlık aşaması ve mümkün olduğu kadar da yorulmadan birlikte olmak. Yani çok aşırı konserden önce çok gerginliği sevmiyorum, çok koşturmayı sevmiyorum ama her ne kadar bütün bu cümleleri kursam da bizde organizasyonlarda hep böyle aksayan, ilerlemeyen bazı şeyler oluyor ve ya da hiç öngörmediğimiz şeyler çıkabiliyor. Konserlerden önce bir karışıklık oluyor. Ama benim hayalim konserden en azından bir 2-3 saat önce gerçekten daha sakin kalabildiğimiz, koroyla baş başa, böyle daha huzurlu ortamlar. İnşallah bunları ilerleyen yaşlarımda yaparım. Dün bizim çok ünlü bir tenor arkadaşımız Mert Süngü ile beraber Levi program yaptı burada. Levi bir şey söyledi. Esasında konser günü değil. Bizim bir gece öncesini düşünmemiz lazım. Hatta üç gece öncesini. İşte ne bileyim, alkol almamak, ondan sonra uyumak, stresten uzak durmak, kimseyle tartışmamak, pozitif olmak. Yani aşırı derecede esasında konser günü değil olay. Olay bir gece öncesinden. Yani iyi uyumak, vücudu dinlendirmek ve pozitif düşünmek aşırı derecede etkiliyor. Yani çünkü bu vücutla bağlantılı olduğu için, sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da bağlantılı olduğu için. Yani peki yoga tarzı şeyleri öneriyor musunuz? Yapıyor musunuz? Konsantrasyonla ilgili neler yapıyorsunuz? Koroda yoga yapan arkadaşlarımız var ama koroda yoga yapmıyoruz. Yani benim de öyle bir özel bir şeyim yok ne yazık ki. Pilates biraz yaptım. Ama yani koroda yapmadım kendim için. Çok da keyifliydi ama bir yerden sonra devam edemedim. Ama İbrahim Yazıcı hocamızla bir çalıştay yapmıştık İzmir'de. Muammersin Korosu'yla çok zamanla ayırmıştı. Çok kıymetli, çok severim İbrahim Hoca'yı. Ve orada onunla çok güzel bir çalışma yapmıştık. Koronada hem koro çok etkilendi hem bizim için harika bir bakış açısı olmuştu. Sanırım böyle şeylere zaman ayırmak gerekiyor. Bir de mekanların da buna uygun, işte hep mekana denk şey geliyoruz hocam. Mekanların da buna uygun olması gerekiyor. Çalıştığınız yerlerin. Akustik yönden de aynı zamanda. Hem de zemin olarak. Aynen. Peki arkanız seyirciye dönük. Yani seyirciye yüzünüz dönük değil. Bu enerjiyi seyirciye nasıl aktarıyorsunuz? İçsel enerjiyi. Sadece dinleme kültürünün bize etkileri nelerdir bu da? Ben seyirci olarak sizi dinliyorum. Nasıl enerji alacağım ben sizden? Aslında değişik bir soru. Orada hiç bunu düşünmemiştim. Yani ben orada seyirciyi bazen unutuyorum bile, öyle söyleyeyim. Yani ama seyirci unutulmaz. Seyirci olmadan olmaz hocam. Hiç seyirci olmayı o zaman evet buyurun. Şöyle tabii, yani sahneye çıktı, bilmiyorum, benim açımdan böyle sahneye çıktığımızda karşımızda gördüğümüz topluluğun enerjisi mutlaka size yansıyor. Ama arkamızı döndüğümüz, yani en azından benim için koroyla baş başa kaldığım zaman orada başka bir kapı açılıyor benim için. Yani hatta bazen ne yaptığımı unutuyorum, öyle söyleyeyim. Yani bilincimin bazen kaybolduğunu ve de hani eseri bitirdikten sonra hiçbir şey hatırlamadığım zamanlar oluyor. Yanlış ses verdiğiniz oluyor mu? Oldu mu hiç? Yani yanlış ses şöyle oldu, olmaz olur mu? Kıbrıs'ta diyapozondan ses veriyordum. Benim konservatuvar ortaokul korosuna Kıbrıs'ta bir festival, koro festivaline gitmiştik. Sol hangi şehirde? Girne'de mi? Lefkoşa'da mı? Şeyde hocam, Bellepaiz Girne'de. Manastır'da, Girne'de. Orada konserimiz var.
Eser sol minördü. Ve de ben diyapozondan yani la alıp sol minör vereceğim. Hani çok basit bir şey yapacağım. Ama la aldım ve de hani konser ama şöyle oldu. O esere gelene kadar ki eserler çok güzeldi. Ve o kadar keyif aldım ki akustik de çok güzeldi. Ve koro da çok güzel söylüyor. Ben la'yı aldım ve aldım la'nın aynısını verdim karşıya. Şimdi çocuklar da yani canavar çocuklar benim öğrenciler. Şimdi hepsi böyle şok gözlerle bana bakıyor. Yani hocam bir büyük ikili yukarıdan verdiniz gözü enerjisiyle bakıyorlar. Benden o Ya, kadar eminim arada ki. güvendikleriniz var mı? Arada böyle şey tuttuğunuz koristler var mı yani? Ha bu Atilla Hoca sol vermedi, la verdi, yanlış verdi. Yani bizim çocukların neredeyse çok büyük bir kısmı böyle. Yani çocukların zaten kamera kaydını görseniz çocukların gözleri fal taşı gibi açılıyor ve ben farkında değilim. Sonra ben hani yani normal hiçbir şey yokmuş gibi bir büyük ikili yukarıdan söylediler ve tertemiz söylediler. Sonra çıkışta bana şey Tenorlar orada size güzel şeyler söylemişlerdir hocam. Bella şey Paris'le ilgili. yok ortaokul korosu hocam ama çıkışta şey dedi benim yanıma geldi birkaç tanesi hocam bilerek mi yaptınız dediler. Dedim neyi bile bu arada ben farkında değilim hiçbir şey. Neyi bilerek mi yaptım? Hocam dediler işte yani la'dan verdiniz. Yavrucum dedim neyi la'dan verdim? Hocam Canzona'yı Palestrina'nın bir eseri. Sonra bir an geriye sardım ve yaptım hatayı anladım ama iş işten geçmişti. Ama tabii söylediler biz söyledik falan diye böyle espri oldu aramızda. Çok güzel. Peki hocam, şarkı söylemeyi seviyor musunuz? Çok. Öneriyorsunuz. Çok. Yani önermek sonsuz. Zaten insanlar şarkı söylese dünyanın çok daha güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Ya sürekli söylüyor musunuz? Yemek yaparken söylüyor musunuz? Sürekli söylüyorum. Her şeyi söylüyorum Anneniz ve demiyor mu? Yeter artık oğlum ya. Komşularla aranız nasıl bu arada? Onu çok merak hocam ettim. ben taşındım yeni bir yani yeni Biliyorum, bir biliyorum, şeyde. biliyorum. Biz Ankara'da görüştüğümüz zaman taşınıyordunuz. Evet. Nasıl Evet, komşu? Yeni komşularım komşular nasıl? çok yani karşı komşum şey yan komşum onun gelini karşı komşum Nurten teyze çok tatlı insanlar. Demek Çok ki gürültü yapmamaya çalışıyorum. yemek yapıp vermişsiniz belli yani, tanışmışsınız. Şöyle her 2-3 günde bir onlar bana bir şey getiriyorlar. Ben bir iki Ama kere bir şey verebildim. ne verdiniz? Omlet mi verdiniz hocam? Yok omlet vermedim hayır. O tane sıcak sıcak kendine yedim. Ne verdim? Hocam ekmek yapmıştım. Yani bu ekmek modasına ben duydum. Bakayım nasıl yapacağım dedim. Cevizli bir ekmek yapmıştım. Fena da olmamıştı. İlk defa yaptım bu arada ekmek. Hamuru kendiniz Beğendiler. açtınız yani. Ya hocam açtım demeyelim ama sonuçta yani bir şekilde hazır unla falan yapmadım ki her şeyi kendim yaptım. Bir kere yaptım ama bir daha Peki denemedim. hocam, bir toplum sizce neden beraber şarkı söylemeli? Neden insanlar şarkı söylemekten çekiniyorlar ve biz bu durumu nasıl geliştirebiliriz? Ya da Hocam komşularımıza biz ne yapmalıyız da benim şimdi 13 tane çok genç çakı gibi operacı arkadaşlarım var. Seridenler var aralarında. Çakı gibi sesler var. Süper söylüyorlar. Bazıları kaydedemiyor. Mesela Abdullah var. Çok iyi bir tenor. Adana'da. Ama komşulardan dolayı kaydedemiyor. Burak vardı mesela, Dabakoğlu. Üst komşusundan dolayı anlamıyorlar hocam diyor. Biz ne yapmalıyız hocam? Nasıl biz ilişkide kuracağız? Ne yapacağız bu komşulara? Yemek mi yapacağız? Tatlı mı vereceğiz? Mesela Cumhur var. Cumhur seyrediyor. Alt komşusu inanılmaz derecede zarar veriyor ona. evet. Hocam Muammer Hoca'dan bir alıntı yapayım. Muammer Hoca Buyurun. öğretmen iyi öğretmenliğin formülünü şöyle söyler. Önce kendini sevdireceksin. Sonra yaptığın işi sevdireceksin. Yani sanırım kendimizi sevdirdiğimiz zaman önce bir ilişki kurduğumuzda ama müzikal bir ilişkiden bahsetmiyorum. Belki Normal normal insan insani. ilişkisi. Tabii ki, tabii ki. Sanırım böyle bir bağ kurulunca isteriz. Yani ille de bir şey yapsınlar versinler böyle bir öneri kimseye söyleyemem ama sanırım bu olunca bir yol açılıyor. Ve o yoldan sonra komşunuzun veya o karşınızdaki insanın yaptığı şey size çok abes bile gelse kötü bir şey diyemiyorsunuz. Oradan bir girmek lazım. Çünkü sonuçta bu dediğiniz çok değerli insanların söylediği şarkıları veya yaptıkları müziği bence anlayacaklardır. Ama o gönül köprüsünün kurulması gerekiyor önce. Doğru. Önce normal ilişki. Ondan sonra Bence. ben Cumhur'a önerim şey diye bir puding yap götür. Bu sesimin size verdiği bir tatlılık olsun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Yani o da
bir iletişim kurmaktır. Yemin ederim benim komşular diyor ki biz çok şanssızız diyor. Benim bir komşum dizilerde tiyatro sanatçısı, diğer komşum inşaat mühendisi. Diyor ki Burak Bey sakın gitmeyin. Bir de benim bu 23 Nisan çocuk şarkısını ben çocuk bizim apartman grubuna gönderdim. Böyle alkışlar falan geliyor böyle. Mükemmelsiniz Burak Bey. İşte İstiklal Marşı'nı sizden duymak istiyor. Çünkü kimse dışarı çıkamıyor tabii. Yani evet. Bu esasında bu anlayış, saygı duyma, karşılıklı anlayış. Yani esasında biz operacılar bağırmıyoruz. Opera sanatçıları biz bağırmıyoruz. Biz kontrollü ses çıkartıyoruz. Bunu anlatmak lazım. İlk önce insan olarak ilişki kurup bunu güzel güzel anlatmak lazım. Ondan sonra belki şimdi seyircilerimiz, seyredenler diyecek ki Burak Bey çok konuştunuz. Atilla Hoca'yı konuşturun. Hocam peki mesela, akustik eğitim mi yoksa fonksiyonel eğitim mi? Yani duyuş her mu ikisi teknik de. Mi? Duyuş mu teknik mi? Yani teknik olmadan hiçbir şey olmaz elbette. Ya da ama, matematik mi? Matematiksiz de hayat olmaz. Yani bu tür sorular hep benim için çok tehlikeli sorular. Çünkü ben hep hayatımızda bunun acısını çektiğimizi düşünüyorum. İki seçenek, üç seçenek, dört seçenek bize yetmez. Bizim yeni seçenekleri yaratmamız lazım ve seçenekleri evet. sonsuz kılmamız lazım. O yüzden de bence her ikisi de. Yani ama duruma göre, insana göre, ortama göre değişir. Kimi öğrenci olur ya da kimi koro olur. Çok teknik bir şeylerle girdiğinizde, başladığınızda olaya soğutursunuz o insanları. Öyle bir yerden yakalarsınız ki hani teknikle yakından uzaktan alakası yoktur. Belki hatta çok da kötü şarkı söylerler ama bir yerden severlerse doğru tekniği de kazandırırsınız. Bilmiyorum tabii. Bu bir tavsiye değil. Sadece bir yo, yo, düşünce. Yo, yo. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hayır, devam edin. Peki hocam bu konuya girelim mi? Global Inferiority Complex. Aşağılık duygusu. Evet. Sizce sanatçılarımız, çok iyi sanatçılar yetişiyor. Yurt dışına çıktıkları zaman bir böyle bir aşağılık duygusuyla karşılaşıyorlar. Kendilerini yeterli görmüyorlar ya da açılım yapamıyorlar. Karşıya direkt iletişim kuramıyorlar, network kuramıyorlar. Bunun sebepleri nelerdir sizce Türkiye'de? Yani eğitimde mi sorun var, ailede mi sorun var, toplumda mı sorun var? Çok geniş Hocam, bir konu. Çok geniş bir konu. Hani çok özetlemek de bence mümkün değil ama hani naçizane çok çok belki hatalı da konuşuyor olabilirim. Bir imparatorluk sonrası bir travmamız var. Yani imparatorluğun son zamanlarında bizim çok bence genlerimizi işlemiş bir belki Orta Asya'dan gelirken ki travmalarımız. Yani sürekli göç etmek, sürekli bir yerlere gitmek. Yani bence Türk toplumunda böyle bir göçerlik ve bulunduğu yeri tam olarak sahiplenmeme gibi bir şey var. Yani bir olgu var. Ama bunun yanında Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında bu çöküş zamanlarında ki umutsuzluk genç Türkiye Cumhuriyeti ile ve Mustafa Kemal ile çok ciddi bir umuda dönüştü. Ve de bu Cumhuriyet coşkusu bence insanların yani çocukluğundan yetişkinliğine bütün insanların genlerine yansımadı. Bu zaman alacak. Yani Mustafa Kemal'in devrimlerinin, Mustafa Kemal'in ve o zamanın mucizesinin anlaşılması bence 20'li 30'lu yıllarda zaten mümkün değildi. Çünkü onun içindelerdi, yaşıyorlardı. Yani Atatürk'ün dışındaki insanlardan, halktan bahsediyorum. Anladıklarını düşündüler ama bence kim ne kadar anladı bilmem. Ama eminim Cumhuriyetimizin 100. yılı ve sonrasında Mustafa Kemal'in dehası ve o zamanın bize getirdiği bütün kazanımlar çok daha iyi anlaşılacak ve çok daha iyi özümsenecek. Ben çok umutluyum bu konuda. Hani şu anda her şey çok tersmiş, kötüymüş gibi görünüyor olabilir ama benim umudum var. Bütün bunların sonucunda da bizlerde, yani bizim kuşaklarda bir özgüvensizlik, bir aşağılık kompleksi ya da kendimize güvenmeme, o cehennem fıkrasını bilirsiniz. Yani cehennemde birbirini altına çeken tek millet, işte orada demişler ki onlara bulaşmayın, onlar zaten birbirlerini şey yaparlar. Yukarı çıkmak isteyen kim varsa Türklerden, diğerini aşağı çekmeye çalışıyor. Hani bu tabii bütün genellemeler gibi, bu da çok sorgulanır bir şey bence ama bizim ülkemizde güzellik, iyilik, bir şeyleri iyiye doğru, güzele doğru götürmek çok kolay olmuyor ne yazık ki. İnsanlarımız evet. kötü olduğu için ya da kötülüğü sevdiğimiz için falan değil, inancımız az olduğu için. Yani bizim önümüzde hedefler, hayaller olmadığı için, hayal kurmadığımız için, şarkı söylemediğimiz için, birlikte şarkı söylemediğimiz için. Dolayısıyla da bence bu zamanla anlaşılacak bir şey. Mesela bana rüyanda görür müsün
sokağa çıkıp da 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyleyecek insanlar deselerdi, ki en çok bu işle uğraşanlardan birisi benim ve de en çok bunun hayalini kuranlardan birisi benim. Ben derdim ki yani yarısı söyler, kimisi söylemez ama bütün insanlar coşkuyla hiç kimsenin yönlendirmesi olmadan söylediler. Yani herkes balkonlarına çıktı ve de bayramlarımızı 23 Nisan, 19 Mayıs kutladı. Bunların çok daha özüne indiğimiz, çok daha özü gördüğümüz ve de yani biçim de güzel, biçim de önemli ama öze indiğimiz zamanlar gelecek. Ve bunlar çok kısa zamanda gelecek. Pandemi zaten bizi özümüze döndürdü. Yani kesinlikle. Evde kalmak, işte ne bileyim vefa duygumuzu ortaya çıkarttı. Çalışmaktan insanları aramadığımız, çalışmaktan dolayı ailemizle iletişim kurmamamız, yani ne bileyim akrabalarımız. İşte biz canlı yayınlara orada başladık, sağ olsun pandemi. Yani motive etmek, işimiz bizim yani Sağlık Bakanı'nın işi değil. Bizim işimiz müzik. Müzikte biz kendimizi geliştirmemiz lazım, üretmemiz lazım. Eğitimli üretmek ama. Önce eğitim, ondan sonra üretmek. Yani bodozlama üretmek değil. Ve pandemi döneminde biz dedik ki virüse karışmıyoruz. Virüs ne yaparsa yapsın. Onu sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanı çok güzel yaptılar. Ne kullan dedim miyim? Yanlış söyledim, özür dilerim. Canlı başla çalıştılar. Aynen çalıştılar. Çok güzel kontrol ettiler. Çalışıyorlar. O bizim işimiz de müzik üretmek. Yani biz pandemi döneminde nasıl Shakespeare veba döneminde eserler üretmiyor. Ben Shakespeare değilim tabii ki. Ne haddime. Ama müzisyenler olarak daha fazla üretmemiz lazımdı. Bence bu hala bunu zaman geçmiş değil. Müzisyenler üretmek zorunda, müzik yapmak zorunda, topluma vermek zorunda. Bunun görevidir müzisyen. Müzisyen politikaya girip politikacılarla birebir çatışmak değildir bence. Benim düşüncem bu. Yani neyse çok fazla konuşmayayım. Ondan sonra ama beni de alırlar falan. Estağfurullah hocam, ben siyaset ve müziği ilişkilendirirken şöyle düşünüyorum. Müzik, evet, siyaset ve birçok konu üzeri, yani sanat aslında böyle. Yani çok üst düzey bir şey sanat. Dolayısıyla onu daha altlarda bir şeyle ilişkilendirmeye çalışmak bizzat yanlışlık yapmak demek. Çünkü siyaset günlük ya da daha derin siyaset bence ister istemez müziğin o bağımsız. Çünkü hani müzik bağımsız olmalı, özgür olmalı. Bunu yaratan insanlar, üreten insanlar, yani ille de sanatçı olmasına gerek yok. Yani kimse bu kişiler, üretim sürecinin içerisinde olan herkes bağımsız ve özgür olmalı. Doğru. Siyaset de kendi yapısı gereği bir şeylere bağlılık istiyor. Ya şuna ya buna tabi oluyorsunuz ya da şuna tabi oluyorsunuz. Dolayısıyla da bir taraf oluyorsunuz. O yüzden evet, bence bizler siyaset üstü insanlarız. Elbette kendi siyasi görüşlerimiz, bravo, var ve hayat görüşlerimiz, bravo, var. Bravo. Ama ben mesela Ürettiğimiz müzikte siyaset olmaması lazım bence. Olamaz ben da zaten çünkü yani bizim konserlerimize herkes gelmeli. Her ne düşünceden, güzel, her, bravo, görüşten insan, bravo, gelmeli. Ben de öyle düşünüyorum. Beğenir beğenmez, bu başka bir şey. Beğeni başka bir şey. Çok subjektif bir şey beğeni. Çok öznel bir şey ama gelmeli. Bu hakları olmalı. Ne güzel. Burada bir soru var hocam. Mutasyon seslerle ilgili. Mutasyon dönemindeki çocuklara, erkek çocuklara koro dersinizde yaklaşımınız nasıl oluyor? Olabildiğince hafif, yumuşak söylemeleri ve geçişteki sesleri yerine o hala eski çocuk sesini korumalarını sürekli tavsiye ediyorum. Bazen tek tek çalışıyoruz. Bazen de süreç o kadar hızlı ilerliyor ki mesela yazın geliyorlar. Yani biz Mayıs'ta ya da Haziran'da bitiriyoruz okulu normal zamanda. Eylül'de geldiklerinde mutasyona girmiş oluyorlar ve çocuk eski sesini hatırlayamayabiliyor. Hatırlatıcı, hı-hı, çalışmalar yapıyoruz. Bir süre daha bu sürecin içerisinde kalıyor kimi çocuklarımız ama ne yazık ki o süreçten geçemeyen çocuklar, yani bir oktava aşağıdan ve çok kısıtlı bir alandan söyleyen öğrenciler için bir koromuz yok. Yani onların tek parti söyleyebileceği bir oktava aşağıdan bir koro eserler var ama konservatuvardaki eğitim, yani orada onları biraz enstrüman çalmaya yönlendiriyorum. Kurtarabildiklerimi kurtarıyorum. Kurtaramadıklarımı diyorum ki enstrümanınızı daha çok çalışın. Biraz böyle duruma göre bir şey yapıyoruz. Çözüm. Anladım hocam. Bu burada hocam, frekanslar üzerine bir araştırmanız var mı? Alper sormuş. Frekanslar üzerine? Hayır. Ses fiziği benim alanımın çok dışında, haddimde olmaz. Frekanslar, hayır. Atilla hocam,
Çok mütevazi, pozitif bir insansınız. Bu özelliğiniz müziğinize nasıl, ne şekilde yansıyor? Teşekkürler demiş. Cumhur sormuş. Mütevazi miyim bilmiyorum. Olumlu bakmaya çalışırım ama her zaman da olumlu bir insan değilim. Aslında kendime çok olumsuzumdur. Mütevazi değil, olmayın hocam. Mütevazi olmayın. Mütevazi olmak, yani, insanlar kullanırlar onu. Yanlış anlamayın. Mütevazi, özellikle siz iyi kalplisiniz. İyi kalpli olun da mütevazi olmayın hocam. Evet, iyi kalpli olmaya çalışıyorum. Hani mütevazi iyi mıdır, alçak gönüllü mü? Muhteşemsiniz yani, muhteşemsiniz. Estağfurullah hocam. Yani kalbimizi bu ortamda, bu dünyada temiz tutmak, tutmaya çalışmak bile kolay değil. Müzisyenliği ya da koro şefliğime nasıl yansıyor? Bunu koro üyelerine sormak gerekiyor. Gerçekten öyle miyim ve yansıyor mu? Hani bu bana sorulacak bir soru bence değil. Bir tane daha bir soru var. Ve siz La sesini hangi frekansta kendi kulağınıza, ruhunuza yakın hissediyorsunuz? La sesini ruhunuzda nasıl hissediyorsunuz diyor. Alper, yani çok La değişik bir soru olmuş yani bu. Evet, La hiç öyle böyle bir şey düşünmedim. Yani her ses, ama her sesin bir rengi var. Evet, yani benim için de bir rengi var. La sesi bence Big Bang gibi. Yani o büyük patlama sırasındaki şey neyse bence o La sesi. Hocam peki Tenorlarla Mücadele Derneği var biliyor musunuz? TEM. Hayır bilmiyorum. Ankara'da. en çok sevdiğiniz ses rengi ne? Hocam sanırım bütün ses renklerini seviyorum. Yani hiç ama öyle vardır bir tane. Soprano, koloratür, lirik hepsini soprano. Hepsini çok seviyorum. Dramatik yani, soprano, bas. Baritonları konuşmuyoruz. Mezzo sopranoları konuşmuyoruz. Arada kalıyoruz. Ama bir şey söyleyeyim. Baritonları çok severim bu arada. Mezzo sopranoları da bayılırım. İşin şakası. Ha, mezzo sopranoları seviyorsunuz. Tenorlar hep mezzoları sever zaten. Çok severim gerçekten. Hocam, sopranolar için şunu diyorlar. Yerküre hareketleri ve gezegenlerin yaptığı ters açıdan tizlerine etkisi oluyormuş. Doğru mudur sizce? Olabilir hocam. Olabilir. Hocam bir de şu var. Bazı sesler sallanmaya başladığı zaman depreme sebep veriyor. Bununla ilgili ne yapmalıyız? O sesleri daha az kullanmalıyız. Depreme yol açmasın, kimse üzülmesin. Yani masanın altına mı girmeliyiz hocam? Yani evet. Yani kendimizi korumamız lazım önce. Korumamız lazım. Sallanan seslerden mi yoksa depremden mi? Hocam her ikisinden de bence. Hocam yani hiç böyle kızdığınız bir ses türü olmadı mı? Konserde, provada. Yani şunu da yapsa, düzeltse falan dediğiniz olmadı mı? Tenor olmuştur, mutlaka vardı tenorlar. Tenor çok, yani tenorlarla uğraşır hocam. Benim işim gücüm tenorlarla. Yani onlarla mücadele, belki o yüzden tenor gelmiyor Muammer Sun korolarına. Hocam tenor dayanmıyor işte, tenorlarla mücadele anında ton vermeye çalıştığı zaman bütün baritonlar üstüne saldırıyor ve tutuyorlar. Yani hemen etkisiz hale getiriyorlar. Çok önemli hocam. Çünkü ton, tiz ton tutmak çok yani bize frekans olarak çok fazla geliyor. Yani Alper o yüzden sordu herhalde. Siz o tenorlarla mücadeleye üye misiniz? Çünkü Ankara'da bunun şeyi. Yok hocam, ben Tenorları Koruma ve Yaşatma Derneği üyesi olabilirim en fazla. Tenorları Koruma Birliği var hocam. Aydın Uçluk ve Şenol Talanlı'nın kurduğu Pisco Öyle Birlik mi? Gibi Tenorları Koruma Birliği var. Hocam peki siz genç şey var, sesiniz daha güzel çıksın diye üstte gres yağı, tavuk butu derisi, kekik karıştırıp içiyor musunuz? Hiç öyle şeyler yapmıyorum hocam. Sesim de çok güzel çıkmıyor zaten. Yani yapsam da bir şey değişmeyecektir. Peki hocam, bu dramatik sopranoların bakışları var biliyor musunuz onu? Yok hocam. Mesela Çaykovski söyleyecekler. Hocam Çaykovski söyleyecekler mesela. Mesela Yolanta operası. Yolanta operası, evet. Mesela çok gidiyorlar. Çaya gidiyorlar, şeye gidiyorlar, kafeteryaya. Gözlüğü taktığı an değişiyor. Çaykovski söyleyecek ya. Çaycı diyor ki, canım ver bana bir çay. Sana çay ver dedim. Ben Çaykovski söyleyeceğim çünkü. Çay ver. Çay. Ve iki tosti, bir çay. Yani iki tosti, kaşarlı tosti. Hocam bu dramatik sopranolar ya da nasıl söyleyeyim, opera sanatçılarının normal hayattaki şeyle ne düşünüyorsunuz? Yani bu bir, nasıl söyleyeyim size, bir attitude İngilizcesi. Sizce bu attitude olması lazım mı? Sahnede mi olması lazım? Yok. Neden normal hayatla arada bir şey geçiş yok? Sizin düşüncenizi merak ettim. Hocam, ben
Bence doğal olmak lazım. Buyurun, buyurun. Doğru diyorsunuz. Sanırım belki de bazı insanların doğalı budur. Yani bize farklı gelen doğallık budur. Onun yaşadığı gerçeklik budur. Hani çok bilemiyorum hocam ne desem. Hocam çok politik yani... cevap veriyorsunuz. Şimdi Anna Nedirip koyuyor. Sokakta karşılaştığınız zaman ya da Kristen Opalis'le sokakta karşılaştığınız zaman normal insan gibi konuşuyor. Bizde böyle opera sanatçıları merhaba canım, merhaba falan. Yani ne gerek var yani buna bilmiyorum. Bana fazla geliyor yani. Aslında benim tanıdığım doğru mesela değil mi? Ben iki Gölge Şekeramber Hoca bizim hocamız oldu Weekend'de. Çok severim kendisini. Mesela Gölge Hı-hı. Hoca her zaman çok yakın davranmıştır. Rahmetli nur içinde yatsın Suna Korat hocamızın bir şeyi vardı. Tabii ki bir aurası ve bir mesafesi vardı ama her zaman o da çok ilgili, dinleyen bir hoca. Yani nur içinde yatsın. Yani aslında evet doğru diyorsunuz ama... Ben bu kadar uçta örnekle çok karşılaşmadım deyip cevabı böyle geçiştireyim hocam. Hocam çok politik cevap verdiniz yani. Teşekkür evet, ederim. Evet hocam. Çok sağ olun. Yani diplomasi biraz önemli daha, hocam. Biraz daha... Efendim? Diplomasi önemli hocam. yani diplomasi önemli de sopranolar da önemli biliyorsunuz. Sopranolar... Kesinlikle. Yani bakın burada mi, fa, fa diyez ve solde böyle bir duruş postürü var. La çok Evet. önemli hocam. Bakın la da... Böyle bir genişleme var. Yani bu ve si'ye geldikleri zaman karın düşürme var ve si bemolle şöyle bir yamulma var. Siz buna katılıyor musunuz hocam? Yani si'de si bemolü tekrar ediyor. Hocam bunu yani yapan insana işine yarıyorsa evet katılırım ama işine yaramıyorsa katılmam. Yani yine diplomatik bir cevap vereyim. Hocam bayağı politik cevap verdiniz. Yayını kapatmadan önce biraz daha ben üstüne gitmek istedim olayın ama çok politik cevap verdiniz. Bizim şal esprimiz de vardı. Onu yapmayı unuttuk sizinle. Neyse bir dahaki programda bir tane daha program yapacağız mutlaka sizinle. Sizi ikna İnşallah etmek hocam. Biraz zordu. Başlangıçta ben sormuştum. Ama bu canlı yayına katıldığınız için en başta ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Türkiye Opera adına hocam. değil, Burak Bilgili adına ben çok teşekkür ediyorum. Sizin Ben gibi çok teşekkür saygın, ederim. Müziği kulağa temiz, karakteri inanılmaz güzel, temiz, mütevazi diyeceğim. Mütevazi olmayın hocam, temiz kalplisiniz. Yemek yemeyi seven ve korist arkadaşlara o kadar güzel çocuklara, gençlere, büyüklere çok güzel emekler veren bir çok, çok önemli bir sanatçısınız. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum bizim de canlı yayına katıldığınız için. Şimdiden sürçülisan ettiysem ola hocam. Atilla Bir hocam çok mukabele hocam. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Bu fırsatı bana verdiğiniz için. Ben de sizin gibi estağfurullah, çok fırsat çok ne çok demek? Kıymetli ve de yani uzaktan izlediğimiz, dinlediğimiz bu kadar değerli bir opera sanatçısıyla bu kadar yakından tanışma şansım olması benim için bu senenin belki en güzel olaylarından birisiydi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocam omlet için söz aldım. Sözümüz söz hocam her zaman. Omlet için söz aldım. Siz de ben geliyorsunuz. Biz de Boğaz'dan beraber bakıyoruz. Bir şeyler içiyoruz. Burada çay, kahve ne olursa. Der ki beraber olalım, tamam hocam. Sohbet edelim. Güzel şeyler yapalım. Üretmeye devam edelim. İnşallah eğitime hocam. Devam edelim hocam. Çok önemli. Öğretmen şarkısı için de desteğiniz için de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Öğretmenle hediye olacak. Çok sağ olun hocam. İyi ki varsınız. Siz sağ olun hocam. Bir Türkiye'nin mukabele. Değeri olduğunuz gerçekten Atilla Çağdaş değer. Gerçekten değersiniz hocam. Estağfurullah hocam. Eşinize de çok hürmetler hocam. Çok çok özür dileyin teşekkürler. lütfen benim adıma da. Yok yok Kapıda yok yok. bizim yüzümüzden Eşine kaldı kapıda. ben özür...